Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Gecemiz, gündüzümüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki cennet eylesin. Rızası dairesine hareket ettirsin. İstifade ve istifaza ettirmeyi nasip eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayyum sayım eylesin. İştirak amali uhreviyeden çoluk çocuğumuzu, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi ve bizi hissesini azim eylesin. Aklımıza marifet ola, kalbimize muhabbet ola, ruhumuza müşahedet ola, bedenimize ibadet ola, hayatımıza kıblet ola ve istikametli sadakat ve ihlas nasip eylesin. Cenab-ı Hak kabirde enis ve yoldaş eylesin. Talebi ulum unvanıyla gitmeyi nasip eylesin. Amin. Talebi ulum. Ve Cenab-ı Hak rızası dairesini şehit olarak alsın. Amin. Ve talebi ulum unvanıyla bizi sorgulasın. Amin. İnşallah. Amin. Amin. Şimdi dersimiz Lima 54. İtikat 17. ders. Doğru mu? Ben doğru. Yazdım mı? Doğru. Doğru değil mi? 16 bitti. Şimdi ben dün akşam bir şey gördüm. İtikatımıza başlarken, o belki itikatta pek şey yok ama itikat bu manada neydi? Göz yapılırken, itikadı anlatıyorum. Göz yapılırken, bu göz yapılırken bu göz yoktu. Bundan önce bir göz vardı. Bu gözü yaptı ve bu gözden önce başka bir göz bana buraya baktı, en uygun yeri burayı gördü, burayı yerleştirdi. Kulak yapılırken bu kulaktan önce kulak vardı. Kalı Mesnevi'de geçiyor bunlar. Akıl ve zeka. Zeka aklın sıfatıdır. Beşeriyettir. Alem-i şehadetin unvanıdır. Kur'an'da çok zeki insanlara, dev adamlara akılsız diyor. Kelenamu belhumadal diyor. Hayvandan aşağı indiriyor. Yahkınun, takınun, efelete fekkerun, efelete debberun gibi ayetlerle akıllı olmamızı Risale'de aklını başına al diyor. Kime hitap ediyor? Demek ki akla hitap etmiyor. Aklını başına al derken akıl değildir o. Şimdi akıl nedir o zaman? İtikat çıkacak. Aklı sahibine teslim etmektir akıllılık. Bunun adı da itikattır. Evet. En kısa lügat şeyi mi olur? Evet. Dün çalışırken bir daha sahibine. Göz yapılırken bu göz yoktu. Bundan önce göz olacaktı. Bu kulak yapılırken bu kulakla yapılmadı bu kulak. Bu kulak başka bir kulakla yapıldı. Bu vücut başka vücutla yapıldı. Bu hayat başka hayatla yapıldı. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bak bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan öteye üstün bir aklı kül yani akılla yapıldı. O zaman bu aklı o yapan akla, aklı yapana bağlamak akıllılık budur ki bunun adı bu bağlamanın adı Arapçada ikaldır yani itikattır. İkal, intisam. Aklı yapana aklı teslim etmek akıllılık budur. Kur'an'ın ya akılun takilun demesinden aklı yapana aklı bağlamak akıllılıktır ki o bağın adı itikattır. Şimdi kuvvetli hakikatler esma biliyorsun. Hakikatler selim kalplerine gayet katı kanaat ve kuvvetli iman veriyor. Bu vesvesesiz iman. Sarsılmaz hüccetler mustakim akıllara. Bu da aynel yakin. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin diye bir tasdik vermiş ki bu da şüphesiz. Hüccetler şüphesiz diye, hakikatler vesvesesiz imanın mertebesi. Çok güzel şeyde anlatıyor. Beşinci lemiz, 30. lema hayat bahsinde vesvesesiz iman mertebesi var biliyor musunuz? 146.
146 hangisi? Emirde. Vesvesesi ve şüphesiz. Her şey vesvesesi ve şüphesiz iman. Oradan al. Hasan abi kuvvetle. Geçmişe bakıyor. O zaman öbürsü şunur. Biri nokta isnat, biri nokta isnat. Harika. Üstelik sen söyledin işte. Kuvvet deyince kuvvetli imanın kuvveti var, bir de nuru var. Yani altın istediğin gibi doldur. Külliyatta hani 13. sözde şu tabir var. Bir ağacın diyor tenasubunu düşünün. Yani kolu, dalı, gövdesinden şişman. Yok. Yani renk, koku, şekil, incelik, kalınlık. Buna diyor ki mükemmel bir tenasup var. Çelişen, çatışan, tezat bir şey yok ağaçta. Şeceri firkat da aynı böyledir diyor. Kur'an da böyledir. Risale-i Nur da böyledir. Yani birbirini ortadan kaldıran, çelişen, çatışan tabir yok. Mesela bir tanesi böyle deyince nasıl yok diyor. Vaki hakikatler, fani şahıslar üzerine bina edilmez derken diyor, kendisi vekil bıraktı diyor. Dedi ya adam. Bunu da nurcu değil yani. İntenkit için bana gelmişti. Dedim ki Kur'an'da 72 tane ayet nasih ve mensuhtur. Nasih ve mensuhtur. Kafirun suresi gibi. Yani çelişen çatışan yok diye en çok bunu gösteriyorlar. Rüsan Üstad diyor ki münazarat vesaire. Ben dedim diye kabul etmeyin. Mizana vurmadan kabul etmeyiniz. Ha, onlar mutlak vekillik kaynak itibariyle değil dershanenin açılması, basılması sıfkı idarede neşir. Neşirde. Neşirdedir. Mesela diyelim ki bu binada beraberiz de ama birisi burayı kontrol ediyor yani. Halıyı seriyor. Dersten önce siliyor vesaire. Ve tanzim ediyor. O tek kişi değil, cemaat şeklinde ama. He tamam. Yani efendim? Cemaat şeklinde sadece. Evet, bizim işi cemaat budur. Şimdi arkadaşlar, bu imanın kuvveti Risale-i Nur'da kışır, yok vallahi. Şualarda diyor ki, öyle mi? Bir nokta bile manayı değiştirir diyor. Mesela şunlara dikkat ediyorum. Şuraya nokta koy, takken yerine. Olmaz vallahi. Nokta koy, nokta koyarsanız, harici, takke koyarsanız, söyleyin kendisi. Mesela Risale'de şuur imanı yazar. Bak şöyle. Şuuru imani. Bir de var. Şuuru imani. Bu imanın sana kazanımı, yani sende var olan, sana neler yaptırıyor, neleri terk ettiriyor, sendeki, bu ise imanın içine giren ben, iman beni taşıyor, bunun imanın içine girmektir. İman sefine gibidir, sefine-i nuh gibidir. Bu mensubiyet, seni içine alan iman. Seni alıyor. Bunu delilim, delilim çok da bir tanesi. Diyor ki İbrahim vari olunuz diyor 20 sözde. Ruhunuza iman libasını giydiriniz. İmanınıza, ruhunuza iman libasını giydiriniz. Ha, o bu. Ha, iman bir kalbe girerse, eylem, konuşması, tavırları, haram helallar ortaya çıkar. Bu, o. Bu, İçine girdiğin şey, balonun içine girdin, gemi batarken balonun içine giriyorsun da böyle seni kuruyor ya. Ne kadar farklı? Bu senin içindeki, bu senin içinde olduğun yer. Ziya ve nur gibi. Evet. Oldu mu abi? Tam oldu. Evet, ziya ve nur gibi. Seni içine alıyor. Peki ne olacak canım bu takke? Şey yapamazsın. Değiştiremezsin. Ya. Onun için sadeleştiremez. Sadeleştirmenin olunca ne diyeceksin? Sen doktorun. İkisinin aynı değil mi? Şuur imanı. İman, şuurlu olmak. İkisi de öyledir lügatta.
Fark. Şimdi dersimize başlıyoruz. İsa'nın kışır yok, çelişen ve çatışan tezat yok. 13. sözde ağaç misalini veriyor. Birbirini tamamlıyor ağaç. Yani birbirini cerretmiyor, ortadan kaldırmıyor. Buna en güzel delil o Kur'an ağacının 25. sözde söylüyor ki bir onun fesahatını beraber yapsak. Fesahat dersi var ya, icazındaki fesahatıdır. Bambaşka bir şey tabii. En harika. Ben şeyi yapamıyorum mesela, duygularımı kontrol edemediğim için, edemeyeceğim, ben korkuyorum. Miracı yapamıyorum yani. Çoktan beri hatırlarsınız. Ondan sonra, çok acayip bir şey. Risale-i Nur. Seni ilk önce şunu yapıyor sana, sonra bırak diyor kendini bana diyor. İçine alıyor seni. Ondan sonra bitiriyor. Yani şahsı manevi. Şahsın şahsı manevi. Yani ben biraz mübalağa ediyorum. Bana fazla bakmayın. Tamam mı? Risale-i Nur'u bir takil asan, bir takil asan. He? Bir takil asan. Ha, aynen. Güzel. Güzel bir tabirdi. Ondan sonra takke taktın, takke takmadın. Takkenin altındaki. Takkenin takkenin takkenin. Şimdi unuttun. Peki. Ben demedim abi bir şey. Bana garip garip bakmayın. Ne silahımız var? Fatih dedim. Ha, bak çıkart abi. Melaikeler fotoğraf çektiriyor. Şu anda aramızda birisi olsun. Çünkü çok şahit oldunuz kaç senede böyle beraber yapıyoruz. Aramızda böyle ben konuşayım diye konuşayım. Ben de bir şey diye, o bir şey diye. Oldu mu buranın havasını bozuyor ve havayı bozuyor. Buharat-ı muzahrefe ediyor diyor. Bozuyor ve ahengimizi bozuyor ve tadı kalmıyor buranın. Onun için herkesi niçin almıyoruz? Yani uygun değil. Olsun dinlesin. Bana ne yapacaksın? Kafana niye bakıyorsun diye. Söyle ya. O seyrediniz bugün bende oldu da onun için baktım. Ne sıkıntı yoktu onun için. Evet. Yani, hiç yani. Evet. Şimdi mesela bir tek bende mi var acaba? Hızır abi derdi ki Allah rahmet et. Bunu usus bana derdi ki Hasan derdi. Kapıdan girene pek bakmıyorum. Abi öyle ders yapıyorsun bakmıyorsun. Öyle. Böyle nasıl gelmiş ya? Dedi ki Allah beni affetsin dedi. Gireni cenabet midir, zina eli midir, içki eli midir, namazı mıdır, tarikatçım hissediyorum, görüyorum diyor, onun için bakmıyorum. Çünkü hiddetleniyorum diyor. Siz de bakmayın ha. Yok, ben anlamıyorum. Hepiniz hissedersiniz. Burada iş olsun diye konuşan, o, yok ya, iş olsun diye. Başka başka garip garip duygular, hisleri, fikirleri taşıyan olsa ahengimizi bozacağını da senelerden beri kimseyi almıyorum içine. Çekirdek bu. Kaderi gayet almıyor. Evet. Yok teklif edemiyorum. Meşveret Cemaat'ın şurumunda. Bu Urfa'da tanıştık ya. Hı. Sen. Yok dedim. Yerimiz yok. Kader. Biz de şahitsiniz yani. Almıyor. Çünkü niye? Yerin dışında oturur salonda ama bu atmosferi anlatıyorum. Buharat-ı muzahrefe, buharat-ı nuraniye. Havayı teslim eden, zehirleyen, bizim gözümüz görmüyor, kafadan çıkan. Mesela diyorsun vallahi bu eve girdiğin zaman gerginlik var ya. O evde bir şey olmuş yani anneyle çocuk arasında. Yani bir şey hissediyorsun böyle. Bir tuhaf ya. Yani hava kasıyor ya. Mesela Osmanlı Camisi'nde, Cumhuriyet dönemindeki cami. İçine girince nasıl yap? Şimdi sayfa 236 açar mısınız abi? Diğer atlamışız. 236 açtınız mı abi? Sikki-i Tasdik-i Gaybi 192. Eğer imam vesikası olmasa, tamam mı? İmam vesikası olmasa ve
beraatı ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmese, imanla itikat arasında güzel bir fark koyuyor. Eğer iman vesikası olmasa diyor, vesika, ve beraat ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmese o da ve kaybeder. Mesela Osman senin böyle değil alakalı şey söyleyeyim. Abim gemiye binecek adam. Gemi biletini aldık. Ha mı? Vesikan var. Fakat oraya binmek için bir yerlere okutuyorsun. Pasaport vize gibi. Ha, pasaport vize gibi. Daha güzel. Yani pasaport iman. Vize almak itikat ya. Yani bileti aldım abi. Gemiye bineceğiz. Okutuyorsun ya. O okutunca o okutma, o yöntem itikat. O bilet, vesika, iman. Tersi biraz daha olması gerekiyor. Öyle mi? Biraz ben de sanki öyle gibi düşünüyorum. Yani öyle olsa daha mantıklı gibi. Metne göre değil de mantık böyle günden bakarsak. Yani pasaport herkeste olur ama vizesi herkesin olmaz. Aynen aynen. İtikadı olur ama iman yoktur adamın diye düşündüm. Öyle ya uymadı o zaman. Tersi oluyor o zaman. Tersi mi oluyor? Bu mantıksal ama metinsel değil. İmanın senet diyor. Vesika aslında o vesika ile senet arasındaki farkı bilmek lazım. Yani gizli öyle zamanda. O zaman şey yapılabilir. Mesela vize vesika olsa. Yani vesika almazsa, eğer iman vesikası olmazsa vesika elinde geçiyor. Mesela şöyle, herkes pasaport alabilir ama işte mesela ne diyeyim, Arabistan'a alacaksın, Amerika'ya gideceksin neyse, ona vize alamayabilirsiniz. Pasaport alırsınız ama vize alamayabilirsiniz. Onun şey yaptı onu ama, yani mesela bileti aldın, gemi. Öyle düşünüyorum. O zaman geçersin kesin. Çünkü bilet aldın, vesika aldın. Ama o da bir memur görmesi lazım. Veya bir kabin onu görmesi lazım değil mi bilet? Biletli olduğunu. Yani vesikan var mı? Vesikana bakayım diyecek de memur. Demeyecek mi? Vesikanı ver bana. Veya nasıl anlarsak? Bak vesikayı almazsa ne olacak? Vesika yoksa? Beraat ve senedi olan itikadı sağlam bir surette elde etmezse o da kaybeder. Peki Risale'den cevap vereceğim. Geçen hafta Emirda 1, 98 miydi? Emir okuduğu her bir risale, böyle sayfa sayfa, beraat senedi olacak diyor. Beraat senedi. Ay ya Rabbi ya. Şimdi ne yaptın dünyada? Ay ya Rabbi bunu okudum. 198. Ondan sonra, bunu okudum. Burada da beraat ve senedi olan itikad. Demek ki, biz Risale'yi okudukça itikadımız artıyor. Allah da ona mukabil imanımızı artırıyor. Mesela şeyden 13. sözü mukadderat piyangosundan milyarlar altın ve elmasları kazandıracak bir bilet dahi iman vesikasıyla ona çıkmış. İman vesikası. Bilet vesikayla çıkmış diyoruz. Evet. Bilet ve vesikayı ayrı kullanıyor değil mi? Evet. Yani biletle vesika aynı şey değil diyor sen. Gibi. Tabi biz bileti kullanmadık zaten de. Bilet namaz mıydı? Evet. Vesikası olan imanı kaybettiği için diye çok geçiyor bayağı. Evet. Şimdi imana vesika, itikada beraat ve senet diyor kısacası. Beraat ve senedi olan itikadı. Senede itikat diyor, vesikaya iman diyor. Mesela imamlık, vaizlik, vesikam. O mevzusu var ya, evet. Elimde olduğunda işte kullanmadım diyor vesika. Beraat ve senet. Ayrılıyor. Münazarat 34. Hem de... Yaya mı devam ediyoruz? 237'den mi? 237. Bir de buraya okumamışız. Ondan sonra aslı yerimize geçeceğiz. Münazarat 34 de diyor ki, hem de daire itikadı, daire muamelata karıştırmaya mecburiyet yoktur. Daire itikatla daire muamelatı karıştırma, hangi dairede bulunup iş yapacaksan onun adetullah kanunlarına uy. İtikadın dairesi nasıl? İtikad. Mesela itikadın dairesi şu. Şimdi ilim daire ilim. İtikad yöntemle olur.
edile-i şeriyle oluşur ve çalışır. İntikat gayba bakmaz. Gayba da var ama sonra. Gelen Kur'an'a muhatap olan dima itikadı olur. Bu itikadı Kur'an'a muhatap oldu ya, nasıl böyle kaliteli olur, sistemli olur, doğru olur? Kitap, sünnet, icma, kıyasla. Onunla kemal bulur. Yani şekillenir, doğrusu olur. Yoksa ehli bid'a olur veya batıl itikat olur. Yani mesela ben bu itikadı okumadan önce böyle Şia'nın, Vehhabilerin, itikadı bozuk olanların imansız diye kendi alemimde ifade etmezdim ama görüyordum böyle. Oysa Allah imanı o kadar değer veriyor ki bu bozulmasın, bu ortadan kalkmasın diye buna bir payan da koymuş. Sağlamasını koymuş, tampon koymuş, itikat. İtikat imanın koruyan bir zardır. Koruyor onu. Onun için aynı şeydir. Dağlar kadar fark var. İtikadı bozuktur, imanı bozuktur diyemez. İmanı bozuksa kafir olur, itikadı bozuk olursa kafir olmaz. Risale-i Sarih'te ehli bid'a olur. Hani aynıydı? İtikat aklidir. İman kalbidir. İman elde edilmez. İman verilir. İtikat elde edilir. Doğru bir itikada Allah'ın verdiği cevaptır iman. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin zatının bir nurudur. Zatının bir nuru koyduğu bir nurdur. İmanı elde etmiyoruz. Veriliyor. İka ettiği diyor abi. Evet, biraz önce şey dediniz ya, itikatın bağı. Evet, bağ. Aslında o cümlede tam var yani. Ha, demek ki itikat arkadaşlar zahirdir. Gayba değildir. Usuller gider. Yöntemle gider. Ehl-i sünnet ve cemaatın kaideleri var mesela. Onunla gider. Tamam. Kaide, prensip, yöntemlerle gidiyor. Daire-i muamelat nedir aslında abi? Daire-i muamelat yani bu alemi şehadetti yani. İtikat alemi değil mi burası? İtikat alemi itikadın kendisi değil. İtikat insandadır. Muamelat hariçtedir. Şu anda tahtadır, kalemdir. Ben ders yapıyorum. Siz dinliyorsunuz. Beraber sesleniyoruz. Hepiniz elinde kalem kağıt var. Bu bütünsel hepsi muamelattır. Daire dedi ya abi. Düşünebilir miyiz? Yani lef-i mahfuzun dairesi benim kumamdır. Evet, evet, kesinlikle. Daire deyince bir alt. Lef-i mahfuzun daireleri var. Alem-i ervanın daireleri var. Alem-i misalin dairesi lef-i misalidir diyor. Yani pergeyi lef-i mahfuza evet. Koyunca... Mesela lef-i mahfuz ispat dairedir. Lef-i mahfuzun. Mesela İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin dairedir. Lef-i mahfuzun defterleri değil. Peki muamelat kanunlar mıdır? Yani anladın meseleyi. Yani muamelat bu alem-i şehadettir yani. Kanun der, namus der. Aynı yani. Herhalde tabii. Yani şu mevcudattaki sistem kanundur. Her bir bireyin bu umumi sistemdeki irtibatına namustur. Mesela havanın soğuk olması kanundur. Senin ona karşı palto giymen namustur. Şöyle bir misal vardır. Elma, bir adetullah kanunu var. Elma, elmadır. Bu kanundur. Yazılımı kanundur. Ama benim bahçemdeki farklıdır. Bu namustur. Kanun emirdendir, namus iradedendir diyor. 55. sayfa Mesnevi Nuriye. Tamam. Yani kanun umumidir. O kanuna bağlı olan kişiler namustur. Hani şimdi 240 işlemeye çalışıyoruz yani böyle bir halı. Mesela derste demiştik böyle çok hoştu tespiti. Halı dokuyoruz. İplikler. İpliklerin bir böyle biliyorsunuz, bir de böyle. Öyle mi? Bu iplik birisi celali, birisi cemali. Ortaya çıkan kumaş kemal. Ve o kumaşı kendine göre kimisi şalvar yapar, kimisi Lut kavminin
pantolon gibi düşük pantolon yapar. Kimisi güzel pantolon yapar. Kimisi kumaşla gömlek yapar. O kaderdir. O elbiseyi kendine göre biçmek kaderdir. Libas. Tamam mı? Biraz tuhaf olmuştu. Onu sanki imanla itikat için demiştiniz abi. Ya kullanırsın, çaltabilirsin. Şimdi buldum. İman ipi, itikat ipi diyor. Şekil desen gömlek senin kaderin. Kader işte o. Ha, iman ve itikat ipini kullanıyor. Evet. Kumaş ortaya çıkıyor. Radar gibisin. Çok güzel. Radar gibisin. Çok güzel işte yani. Aynı şey de. Tamam mı? Mesela şey ya, esma ya. Yani celali, cemali. Esmalar zaten kader nedir? Esma üstanların bütünselliğiydi. Bu celali esmalar var, cemal esma. Ben esma demedim, celal, cemal, kemal. Ortaya çıkan bir kumaş. Kumaşı kastetme. Kumaşı diktin mi? Ama kendine gömlek yaparsın, pantolon yaparsın, şallar yaparsın. Bu senin kaderin. Ama kumaş senin elinde değil. Ama biçme, dikme, şekil, cep yapma, yapmama, uzun yapma, kısa yapmak senin elinde. 240 açtık mı abim? Bugün inşallah bitirmeyi düşünüyorum itikadı. İtikadı bitirirsen, bitirirsek beraber tahayyül tasavvur. Tahayyüle geçeceğiz. Tahayyüle geçmeden bir değişiklik olsun. Salabet var. Daha salabet var. Salabet. Salabet efendim. Ama Bodrum'da Allah nasip ederse Kabo Karsen'den biraz bahsedeceğim. Biraz oradan bahsedeyim. Biraz Mecul'den. Oraya varmışken Mecul'den biraz çıkalım. Vücut ya. Evet. Vücut oraya kadar çıkmışken Mecul'den konuşalım. Vücut'dan tehlikeli biraz. Çünkü biraz bir zerre kadar bir itikadımız var. O da bozulmasın. Nasıl? Dedi ki biraz imanım vardı, o da gitti. Hususi kamplarda hani böyle şeylere vücuttur, diğer dersleri yaparız dediğiniz şeyleri yaparız diyor. Yaparız. Onun için zaten çoğusunu yayınlamıyoruz ki onu. Kampta olan 3 dersi mesela bir tanesini yayınlarız, ikisini yayınlamayız. Veya yayınlanan dersin çoğusu kesilir. Ya tabii onu zaten söylüyoruz, merak etmeyin, onu siliyoruz. Bak çoğunlukla ise içiyor. Ha? Yapmıyorsunuz. Yapıyoruz olur mu? Yani vücudu bekliyoruz diyor abi. Ha, kabuk karşısında da acayip. Oraya da atlıyorsun abi. Kabuk ha? Yukarı sen aslında aşağı atıyorsun. Biz vücut diyoruz, sen kabuk karşısında. Ne yapsın? Daha anlat denmemiş. Bil ama bildirme demiş. Vücut. Vücudu yapabilmek için vücudu besleyen zat-ı sıfat ya. Kıdem var, beka var, muhalefetun lil havadis var. Yani kıyam-ı binler, mesela muhalefetun lil havadis. Yani mevcudatın benzememesi. Adem ve vücut iki menzili. Kendisi kim? Vücut. O zaman bu kim? Adem ve vücut. Mevcut. Bu vücut değil, mevcuttur. Ne kadar anlamış. Ha, Esma ile diyor, mevcuttur. Ustad vücuttur diyor Muhyiddin Arabi'ye. Hani kim? Bu mevcudu anlamlandırıp kendisini inşa eden kişinin kendisi olursa, o zaman bu mevcut aleminde vücut bulur. Bir de vücut oluyor yani. Bambaşka bir şey. O zaman bir parçasını girelim şöyle. Bu alem mevcudu, aleminde sende yaptığı inşa, ihya, vücutsa bu vücut senin esma, sıfat ve zat-ı sıfata kadar aynadarlığını sağlıyor vücutla. Yani mevcudattan çıkarıyor seni. Başka bir ayna darlığa büründürüyor vücut. Yani bu mevcut vücut değil, vücut olan vücudu vücutla sana vererek zata ayna olmanı sağlıyor. O vücut eseri ve de bilmeyeceğimiz, keyfiyetini bilmediğimiz mahiyeti zatiyeyi sende ortaya çıkmasına sebebiyet veren vücutsuz bir vücut. Yani bizim bildiğimiz mevcutsuz vücut.
şey mi anlayacağız abi? Vücutla esmaya aynı darlık, vücutla şöyle zata mı aynı darlık? Şöyle diyeyim bak. Hasan abi. Bu mevcudat aynı mıdır? Evet. Ne gözüküyor burada? Esma. Esma. O zaman aynada gözüken ayna değildir. Ayna sıfattır. Çünkü bir üstü. Tamam mı? Tamam. Esma'nın bir üstü nedir? Evet. Sıfat. Bak, bu mevcudat aynadır. Esma üstünalar gözükür. Peki, o zaman aynada gözüken ayna değildir. Ayna nedir? Sıfattır. Şimdi, vücut ayna ise, vücut ayna ise, aynadarlığımızı yapıyorsa, onun üzerinde kıdem, beka, vahdaniyet vesaire subutu sıfattan ortaya çıktığı bir şey yani. Zat-ı sıfattan. Zat-ı sıfattan. Mesela muhalefetun lil havadis. Allah'ın zat-ı sıfatı ya. Bu vücut bizi buna aynı dar ediyor biliyor musun? Ne oluyor? Sen hiçbir şeye benzemiyorsun. Yani insan olmanı sağlıyor. Yani namus oluyorsun. Yani insansın ama bana benzemiyorsun. Zaten mevcudata hiç benzemiyorsun. Bu muhalefetun lil havadisin çıkandır. O çıktığı yer vücuttur işte. Azamet, kibriye. Ayna mı değişiyor abi ya? Zat-ı sıfatın da çıktığı yer oldu o zaman. Aynen. Muhalefetun lil havadis. Evet. Zat-ı sıfatın içinde dönüyorum zaten. Hmm. Zat-ı esmalara bir ayna. Ben subut-ı sıfatla geçmiyorum daha aşağılarda. Vücuttan konuşuyoruz. Hasan abi diyelim mi zati esmalara yani aynı darlık? Şöyle diyeyim bak. Yani. Sıfatı zatiye sıfatı subutiye şimdi vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bir nefsi, kıdem ve beka. Tamam mı? Tekvin. Şu anda kendimi de itiraf edeyim. Adem neyin içindeydi? Tekvin. Çok çatıştım senelerce. Vücudun içinde biliyorum, biliyordum. %100 demin değilim daha. Ama burada, burada da hala ihtimal var Adem'in. Fakat bu vücut, bu şunun için yazdım. Bak, hayat, ilim, kudret, irade, kelam, semi, basar. Şey anlatmak istiyordum. Buradan örnek vereyim ki bunu anlayacağız diye. Bildiğimiz yolla. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yani mevcudat yoktu. Karar verdi yaratayım. İrade. Proje çizdi. Yapacağım dedi. Neyle yapacaksın? Hayat. Bu taşın, kalemin malzemesi hayattır. Hayatta yaptım. Hani Allah vacibül vücut. Ve bu toprak nereden geldi? Allah neresinden çıktı? Allah yapmışsa hayatından çıktı. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum? Bir içinde dönüyor. Karar verdi.
planı çizdi. Ben yapacağım dedi. Ben de malzeme olacağım dedi. Bunun üzerinde nasıl şekil alacaksın? İnsanların dertlerini duydu, gördü ve aynı zamanda bu sistemi de onlara ifade etti. Kelam. Hepsi tamam mı? Semi duydu fıtratın sesini. Şimdi birbirinize celal etti mi abi? Bu bunda muhalefetun lilavadis en zor olan şeyi söylüyorum. O hiçbir şeye, yarattığı hiçbir şeye benzemez. Tamam mı? En çok onu soruluyor. İnsan buna aynı mı? Hiç kimse konuşmuyor. Ulema da dokunmuyor yani. Mesela ben bu tahtayı yapıyorum. Dersleri yapıyorum, takdim ediyorum. Yemek yiyorum, bir şey yapıyorum. Ama ben hiçbir yaptığıma hiçbirisine benzemem. Ben şekilsizim, şekil benden çıkıyor. Buna bir şey denebilir mi? O muhalefetin havarısı o mertebede dediğiniz zaman mahluka gene nispet yapıyorsunuz. Yani nasıl anlatacağım? Yani onu orada gene acaba esma ve sıfatına da benzemez şeklinde denebilir mi? Ona da muhalefet eder. Tabi. Gene benzemez. Çünkü lehül esma yönüsüne, esma yönüsüne var. Onundur, o değil gene. Yani orada belki yani o seviye... Hayır, Allah için konuşmuyorum ben bunu. Vücutta aynı darlığımızı anlatıyorum. Yani yok, muhalefetin havarısı diyordunuz ya, onu diyorum. Neye muhalefet ediyor? Mahlukata mı yoksa... Mesela o seviyede esmasına ve sıfatlarına. O da değildir. Değildir. Gibi mi? Allah esma da değildir. Esmalar onundur. Bak mesela kalem Hasan'ındır. Benim oldu. Ama kalem değilim. Lehül Esma-ül Hüsna, bütün güzel isimler onundur. O isim değildir. Tamam mı? Yani Allah'ın bu muhalif nilavadis sıfatına da muhalefet. Sıfatına da muhalefet. Yani benzemez. Hangisi benzemez? Şurası benzemez. Maliyet. Bir tane daha şey söyleyeyim o zaman. Aynı mantıkta. Kelam sen basar, mahluk olmadan nasıl anlayacağız? Neyi duyuyor? Yani oraya koyalım, mahluku düşünmeyelim. İşte. Kelam sen basarım. İşte Muhyiddin Arabi bunu çıkamadığı için mevcudatta vücut demiyor. Soru şu, Allah'ın sıfatı subutiyesi, mesela hayat, ilim, kudret, irade, zatıyla ilgili olarak konuşabiliyoruz onları yani kudretini. Ama kelam sen basar sanki bir gayrı iktiza ediyormuş gibi. Gayrısız onlar nasıl ifade edilir? Nerede zuhur edecek? Değil mi? Nerede zuhur edecek? Yani neyi işitecek? O zaman bir gayrı mı? Yoksa deminki yaptığımız gibi zat sıfat esma seviyesinde bir sen basarlık mı? Yani kendi esmasını sem ediyor, onun iktizalarını sem ediyor mesela. Onu, kendi kendini sem, kendini basarı. Yani o seviyede, mahlukatta zaten var da, anlatabildim mi? Mahlukatta da, işte bu geçen hafta 146 mesnevi, 641 mesnevini öğreden şey yaptık ya, ezeli ve ebedi şunattaydı, senin dersine geldim, 24. mektubu var, oraya gidin. Ezeli ve ebedi mahiyeti zatiyesi, şunat-ı zatiyesine, şunat-ı zatiyesi, sıfat-ı zatiyesine, sıfat-ı zatiyesine, sıfat-ı subutiyesine, sıfat-ı subudiyesine, zat-ı esmasına, zat-ı esma fiili esmasına tecelli ediyordu. Sen 5 tane şey kullandın. Şunat. Dedi ki, şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzehe, sevk, şefk, sürur, tamam. Lezzet, ne yaptı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, yok, bir tanesi yok, bir tane fazla. Şefk, sürur yok. Sevk ve şefk yok. Sevk, surur var. Bak bakayım. Surur mukaddesi. Bakın o doğru yazalım. Bakar mısınız o zaman? Sevk ve surur. Tamam. Şefk yok. Şu kaç tane etti? 5 tane olduğu için ben fazla yapamam. Bak şimdi senin soruna var ya. Bunlar ortaya çıkınca, bunlar ortaya çıkınca bunların içindeyken dışındadır.
Bunlar ortaya çıkması için mevcudatı iktiza etti. Mevcudatı iktiza etti. Etti. Mevcudat oldu. Bunlar vurunca mevcudata, mevcudattan çıkan iki tane de var. Memnuniyet işte. Memnuniyet. Memnuniyet, mukaddese ve iftihar. Mukaddese. Yani evet, bu şurada. Memnuniyet mukaddese. O zaman kelam ve ve iftihar şeyden geldi o zaman. Mevcudattan geri gelenler o zaman değil mi? Bilmem gene yani şey şu an ikisi o. Bu mesela yani sem işitmesi aslında öbür esma ve şey yani, sıfatlarını sem ediyor. Bunun üzerine geri dönüyor. Şimdi bunu bir parçasını anlatmak için şöyle denebilir mi o zaman? Yani önce sonra diyeceğiz ama işte yanlış olabilir. Olsun, anlamak yani, için zaten öyle olmadığını zaten. Küfür, küfür değil, tasavvur küfür değil, dalalet değil. Hemen orasını yırarak söyleyeyim. Kendine yatırmıyor. Şeyi, Cenab-ı Hakk'ın yani bu döngü olmadan önce Cenab-ı Hakk'ın sıfatları ve esmasını görmüyor muydu? Onunla mı keşfetti kendini? Harika. Diyor ki kalı meselede, İlm-i muhit-i ezeliden, dinliyor mu beni? İlm-i muhit-i ezeliden temessül eden imkanı vücutlar, vücudu vacibi kazanamamışlardır. Vücud, mevcud, oradan diyor, vücudu ezeliye, ilm-i ezeliye ayna olmaları için birbiri içinde döngü yapıyordu. Yani ilm-i muhit-i ezeliden temessül eden, ilm-i muhit üç tane, İlmi muhit ezeliden temessül eden vücutlar ilmi ezeliye. Bu iki tane ilmi ezeli, muhiti yok. Vurunca ilmi muhit ezeli sıfat, ilmi ezeli esma. Yani şu, alabarken yani şuradan şöyle çıkalım. Mahiyeti zatiye, şuunat-ı zatiye, sıfat, esma. Bu vacibül vücut. Bu varken hiçbir şey yok. Mevcudat sonra. Şimdi peki ne yapıyordu? Bu böyle dönüyordu. Şuradaki gibi. Onun için örnek yaptım. Yani şuunat, şey, zat, şuunata, şuunat, sıfata, sıfat, esmaya, esma, tekrar zata. Yani böyle bir, nerede 146'da söylüyor. Kalı şey, ince mesleği Nuriye'de. Şimdi buradan açıldık. Yani itikadımız değil de bizi soktunuz buraya nasıl olduysa. Bir çıkmak da çıkıyorum, bir çık istiyorum ama çıkamıyorum. Şu böyle bir vücut ki, yani sakın mevcut gibi anlama. Vücudu anlamak için de söylüyorum. Şu mevcudat, Adem ve vücut gibi iki menzil. Bak benim elimde ikisi de, ben dışındayım. Kolum. Burası Adem, burası vücut. Varlığı bir Adem'e, bir de vücuda atıyor. İkisi de menzil gibidir. Kimin? Vücudu. Bu mevcut. Yani şey gibi. Siz mesela bu odadasınız, bu orası ve sizin yatak odanız, menziliniz, siz başka bir şeysiniz. Ben hiçbirisine benzemem. He. Şimdi bu vücut ve Adem iki menzil gibi. Bu kim? Vücut. Bu kim? Mevcut. Ha, o vücutla mevcudun dışında bir vücut, nasıl bir vücutsa. Ha, öyle bir vücut ki üzerinde muhalefetun lil havadisler oluyor. Bekalar gözüküyor. Bunun üzerine ceylan ediyor. Yani nasıl ki bunun üzerine mevcudata bunları vurdu da buradan fırlayan geri. Tamam. Bunun üzerine vuruyor bir parçası. Ama nasıl bir vücut sakın mevcut gibi düşünme. Nasıl bir şey bilmiyoruz. Ama vücudu harici diyor mesela, külliyatta çok geçiyor, vücudu harici. O, yani mevcut dediğiniz vücudu harici mi oluyor? Evet, evet. Vücudu harici hocam, vücut harici dönüşürse, mesela şöyle diyeyim. Konuştum abi, ben size şu anda, içimde ses yok ki. İçeride Adem, dışarıda vücut. Ses, eğer bu hayatımda konuştuğum bütün sesler benden çıkmışsa ki çıkmış, hepsini geri sokalım içeriye, yaşamamam gerekiyor. Bu
Vücud harici yani. İlmi vücutlar vücud hariciye çıkmış. Bu kadar konuştunuz. Geri dönsün bakayım konuştuklarınız, hadi. Dönüyor. Giriyor bir yerine, kayıt. O sesler yani. Kayıtta ama ses olarak yok ki. Ha yok, ses olarak. Kafa sessiz olması lazım ki ses çıksın. Kafa karanlık olması lazım ki eşya gözüksün. Yoksa kafadan bir delik olsa, bir ışık girse sen görüntü elde edemezsin. Kafa zifiri karanlık olduğu için bütün renkler çarpılır bile, gözükebiliyor. Şimdi hadi bakalım şu Hütte-i Şami 67. Buna göre biraz kesife indik. Şu abi biraz... Bak. Ama dayanamayacağım abi. Yani şu benim sadece bir kafama yatmadı. Ben orada size muhalifim. Tamam, muhalefetin lilavadisi olduğunu belli zaten. Evet, yani devam ettirmeyeceğim ama muhalif olduğumu söyleyeyim sadece. Şunu mu? Evet, tamam. Sonra, isterseniz sonra konuşalım. Sor ya, çıktı bir kere işte. Onu, o meseleyi buna şey yapacaksın, 24. mektubun uzmanı bu. Yani sen onunla kavganı yap, ben ne yapma. Oradaki ifadeyi okuyabiliriz. Yani ifadeden gittiğimiz için rahatım yani hani orada. Çünkü üstad, mahlukatın istatları mevzusundan oraya sokuyor. Yani beş şeyi yapıyor. Sıralamıyor direkt. Orada bir şey geliyor, anlatıyor. Lezzete geliyor. Ondan sonra ondan çıkanı mahlukatın istidatları kuvveden fiile çıkmasından memnuniyetten orada mahlukat devreye giriyor. Orada sarı ifade. Ondan önce girmiyor. Sarı ifade çünkü. Hani orada yok. Yani yorum olsa deriz ki geri biraz vites atalım ama direkt öyle. Peki. Hadi bakalım. Açın. Kaçamazsınız. Ha, 240. Umumi usulü farklı şey var. Buna bakalım. Hasan abi valla bu çok acayip ya. Biz Allah'ı hiç anlamamışız ya. Ama böyle gitmemeliyiz. Kardeş yani. Bak. Allah aşkına. Allah aşkına. Bu şey çok söyler. Gafur biz Allah aşkına şey yapıyor. Vücut. Adem. Şöyle ters yapayım. Adem, vücut, tamam mı? Bu benim dışında bir şey. Ben bunu bir şeyi Adem'e atıyorum, vücuda atıyorum. İki menzil gibi, tamam mı? Benim vücudum bundan öteye bir şey. Ha, biz Allah'a Esma-i Hüsna var ya Esma-i Hüsna. Esma-i Hüsna'lardaki Allah'ın isimlerinin cilve, cemal, nakş-ı sanatıyla meşgulüz asırlardan beri. Biz cil ve cemal nakış sanatını esma zannettik, esmayı sıfat zannettik, sıfatı zannettik, bu gafletle paketlendik, doğru gidiyoruz. Birimiz buradan giderse yazık olur yani bunları duymadan abi. Duymadan abi. Gitmek tabii ki yazık olur. Ezeli ve ebedi yazık olur. Mesela 146'ın son satırını aslında çok güzel açıklamış bunu. Evet. Okuyalım mı? Oku abed. Yine oraya soktu 146 evet. Bu. Binaenaleyh ilmi muhiti ezelide temessül eden imkani vücutlar, vücudu vücubinin tecelliyat-ı nuriyelerine ayine ve makestirler. Öyleyse ilmi ezeli, imkani vücutlara ayine olduğu gibi, imkani vücutlar da vücudu vücubiye aynedir. Sonra o imkani vücutlar ilmi ezelden vücudu hariciye intikal etmişlerse de, vücudu hakiki mertebesine vasıl olamamışlardır. Olamayacaklar hiç mesela. Evet. Bunlar hep aynısı mı abi? Sıfatı subudiyeler, sıfatı zatiyene. Yani eşleşir mi yani bunlar birbirine? Hep aynı mı? Tabii ki öyle. Yani vücuda mesela hayat desek hep aynı değil mi onlar? Tabii ondan abi o değil ama onu gösterir. Tabii ama yani. Yani mesela diyelim ki kendi hakikatini ortadan kaldırmamak şartıyla ki kalkmaz. Onlar orada gözükür. Bir şey daha desen. Mesela vücut ya, hayatta mı gözüküyor? Ama yani? Hepsini gösterecek kabiliyeti yok ya. Yani. Sende de gözükür de esas ama hayatta gözükür. Aynası o değil mi? Hayatta gözükür. Mesela Bekay'da... Şimdi bu hayatı uğraşıyoruz ya. Anamız denimizi alıyor mu kardeş? Kızdırdım şimdi. Ya bunun kaynağı da bu adam yani. O nasıl şey yapacak yani. Çünkü onu? Ne yapacağım? Patanaş çekip. Ne yapacağım yani? Bizim meşgul olduğumuz hayat değil ha okuduklarımız Risale. Muhi esmasıdır. Hayatla alakamız yok da. Hay sıfattır, muhi esmadır. Ya bizim bununla uğraşıyoruz asırlardan beri. Hayat nedir yani? Kalk da onun kaynağı. Boşuna mı koydun bunu karşısına? Yani bunun kaynağı da bu. Nasıl bir şey? Biz Allah bilmiyoruz. Niçin bilmiyoruz?
Asırlardan beri, senelerden beri, asırlardan beri seleflerimiz, senelerden beri biz bizi arıyoruz. Ne zaman biz bizi bulursak, biz bizde olacağız, biz bize gelmiş olacağız, o zaman vücudu anlayacağız. Biz bizdeydik, bir ölüm ölüm olmadığını göreceksin. Biz bizdeydik, biz bize geldik, bizi bizden mi sorarlar? Melaike, zebaniler, cennet, cehennem, hep benim diş vuruşlarım, benim gölgelerim. Benim gölgemde korkar mıyım ya? Cehennem benim gölgem, cennet benim gölgem, benim vücudu arayacak. Yani bir tane sıfatım, bir tarafıma bakarsan ben nefi mahfuzum. Bir tarafıma bakarsan ben aşağısamım. Bir bakarsın Cebrail'im, Mikail'im. Biraz da ileri gidersen, biraz da böyle bakışını, ben İsa'yım, ben Musa'yım, ben Muhammed'im, ben Şit'im, Nuh'um demek makam. Çünkü mahiyet insani birdir. Geçersin Mecul'a, adam fena-i mutlaka mazhar olmuş Geylani. Öyle demiyor mu? Öyle zaman ne diyor? Muhyiddin Arabi'nin sözünü söyledi. Ben İsa'yım, Musa benim, Şit benim, Nuh benim. Tövbe yani. O zaman demişler zahir-i şeriata göre zındıkı ekber, büyük zındıkların başı. Öteki ulema, enfusçiler, şehül ekber, şehül kebir. Adam falan. İkisi doğru mu? İkisi de doğrudur. Zahir-i şeriata göre zındık gibi gözüküyor. Acayip bir şey, manyaklaştı. Ötekisi diyor ki, geçmiş öteden konuşuyor. Yani onu konuştuğunu anlamak için bu konuştuğu yere bak diyor. Sen geliyorsun buradan. Şimdi biz hayatla uğraşıyoruz. Oysa nasıl yapacaksın bu kaynağını? Hadi. Hazreti Muhammed diyoruz ama aslında onun kaynağı vücut. Vücut. Sakın vücudun kaynağı olmasa. O mevcut değil. Daha arkaya gideceksin. Vücudun kaynağı o ya. Daha arkaya. Muhabbet, muhabbetin hayır, kaynağı. Hayır, şefkat bu. Şefkat işte vücudun kaynağı Peygamber Aleyhisselam. Anladın biraz bu tuhaf olduğunu vücut. Biraz aralandı değil mi? Evet. Ama daha konuşacak şeyler var ya. Herhalde. Bitmedi mi? Daha konuşma. Çıkar birkaç ders daha. Konuşma. Arada size bir şey daha söyleyeyim. O daime muktezilinde gaye bir şu döngü var ya. Şefkat değil. Orada bakalım bir ifade edelim. Doğru ifade edelim. Hasan abi valla siz öğrettiniz. Şimdi böyle yapıyorsun onu da söyle söyleme. Onu da söyle söyle abi. Şimdi oradaki ifadelerde bir tanesinde bunu söylüyor. Aslında bu da yok yani. Kafırın da dediği de doğru ya. Nasıl yok? Yani bunu böyle derken 18. mektupta bunu kullanmıyor. Tabii kullanmıyor. 18 kısa gidiyor. Evet. Zaten ne yapıyor? Gidiyor bunu trak diye diziyor. Çünkü mevcudatı kale almıyor. Yani mevcudatı kale alınca bu çıkıyor. Kale almadan o ne demek yani? Mevcut şart mı ki memnun et? Hani beni memnun ettin. Allah da seni memnun etsin. Allah'a da memnun et. Diyoruz ya memnun et. Memnun et ne olduğunu bilmiyoruz ki. Kullanıyoruz yalnız. Şimdi gelelim. Utbe Şamert bir şey dedi tamam mı? Dursa da diyorum. Abi beşten bire nasıl anlaşıyorsun? Dursa da diyorum. Abi mevcudatla bana kalırsa bir tek memnuniyetinin şey pardon. Hiçbirisi mevcudata bağlı değil. Şey aslında yok, yok. Bize hitap ederken mevcudat kullanır. Anlatırken. Yürütüyor. Çünkü memnuniyeti anlamayız. Biz bunu anlarız. Şefkat-ı Mukaddesi'yi anlarız. Bunu anlarız. Fakat bu yani bir tabir şey yapıyor. Bunu anlamak zor yani. Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Aynanın karşısına geçtiniz. Şu 7 tane olayı bir kafanızda canlandırın. Hangisini kendi kendinize yapamazsınız? Bu 7 tane biliyor musunuz? Bu da 7 tane, bu 7 tanenindir. Dişe vuruşlarıdır. Hepsini yapamaz diyorsunuz. Yok yok. Yani hangisini yapamam? Bunlardan mı? Evet. Yani anlamadım. Neyi yapamam? Abi bir tek muhabbeti yapamazsınız gibi geliyor bana. Kendi kendinize memnuniyetinizi yaşarsınız. Kendi kendinize iftihar edersiniz.
kendinize lezzet alırsınız, sürü şey... Kendinle muhabbet edemez misin? Kendini sevmiyorum. Kendinle muhabbet edemezsin abi. Allah. En muhabbetli şey kendisin ya. En sevdiğin şey kendindir hep. Muhabbet konuşmaktan kalsın. Kesinlikle hayır. Hayır, konuşmak demiyorum ya. Aferin Hasan diyor ya sana abi. Yani kendimi motive etmek için tekim, aferin lan Hasan, iyi becerdin lan. Bugün mesela sakalını tuttun lan, bardağı düşürdüm, bugün kırdım bir tane bardak, dönüşüm için gitti. Senin tezin de bununla ilgili, bir şey anlatsana. O gerek yok diye, oradan temizleyecek mevzuyu, şey yapacak da. Tamam, hadi bakalım, bir toparlanın. Biraz şoklama gibi girdik, hadi. İtikada ineceğiz. İneceğiz ha. İnin aşağıya. İnmek neydi abi? Düşmeyelim sonra. Çıkıyorduk. Ha ha ha. Şey derinlik. Ha, orada bir yanlışlık olmuş sanki abi. Öyle mi? Derin şey, genişe farklı kullanıyor. Genişe kalk. Ruhu. Ruhu aslında geniş, öyle değil mi? Bilmiyorum, öyle yazıyor. Sıralamadan yazdık ama. Aha. Yok yok, öyle mi? Yüksek. Ruh yüksek. Yüksek vedud. Derin hakim, rahime de geniş diye kullanıyor biliyorum. Öyle mi? Ha. Sıradan gidersen öyleydi. O gün sıraya göre yazdık ya. Tamam. Yine bir bakarlar. Tamam. Hutbe Şam 67. Bir nefes aldık. Ara gazı, ara vitesi taktık. Müşmenifer okumadık mı? Okudu ya. Onların, bak, bakayım şu. Başka bir şey. Ha, acaba okuduk mu? Müşmenifer okuduk. Ha, burayı okuduk. İyi ya, bir yol aldık o zaman. Muhasar bilgiye kadar gelmiştik zaten. Tamam, tamam. Güzel. Tamam. Ondan sonra oraya geçiyoruz. Büyük Mesnevi Nuriye 533 243 defter. Açtınız mı abiler? 179 yazıyor. Tamam işte. Geldik abi. Yanlış mı? Buldunuz mu? Evet abi. Ha. Her kim Allah'a şerik itikat ederse, güya o kimse gökten yere düşer de, kurt ve kartallar da onun pis laşesini parçalayan adama, düşerken şiddetli rüzgarlar, onu uzak ve çorak vadilere atan bedbahta benzer. Kim Allah'a şerik ve itikat ederse, şerik itikat ederse, itikat bozulursa bu iki sıfata benzetiliyor insan. Bak, itikat bozulursa bir, neye ben? Yüksekten düşüp de kurtlara, kartallara leş olur, itikadı bozuk olanlar. İki, itikadı bozuk olanlar şiddetli rüzgarlara muhatap olup çorak vadilere atılan, yalnızlaştırılana benzetiliyor. Evet. Bu da çok ilginç yani. İtikad bozulunca ne oluyor? Cevap bu. Bir de susuz çöller, susuz. Çorak vadiler benim meskenim oluyor. Bir abi laikalarda geçiyor. Evet. Kim söylüyor? Yani Abu Zal abim diyordu. Şunu da bir yapayım. Çorak vadiler. Bir daha, itikadı bozuk olursa ne olur? Bir, yükseğe çıktın insan olarak yaratıldın. Yükseğe çıkmak bulut çağı, insan. Yüksekten düşüp de kartallara, kurtlara leş olan kartal ve kurt. Vedud yok hayatım. Kartal ve kurt. Ne götürüyor sizi? Yani insanın bozulma sürecinde ikinci sıradadır. Kurt. Kurt, çakal, tilki. Tamam mı? Birincisi maymundu. Bozulan. Maymun aşağı bir insanın ikinci bozulma süreci kurttur, çakaldır, tilkidir. Üçüncüsü yılan. Üçüncüsü? Dört. He? Dört. Dördüncüsü ayı. 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 En son hızır. Evet. Tamam. Şimdi bak,
çok tuhaftır. İtikadı bozuk olunca ve ikinci bozulmuş şeye benziyor insana. Sonra ikinci bir sıfat var. Rüzgarlara muhatap olup da çorak vadilere, çorak vadilere atılan, yalnızlaştırılan bir şey. Herkesin içinde ama yalnız. Mesela biraz dokunur mu bilmem şey yapar ama evde kavga ve gürültü, evde beraber yaşarken yalnızlaşan insanlar itikat sorunundan kaynaklanıyor. İtikat aileye mesela ne alakası var? Ailede huzuru, mutluluğu, cenneti yaşamanın sebebi, zemini şey olarak gösteriliyoruz. İmani bil ahiret. İmani bil ahiret bir eve hakim olursa o küçük bir cennete döner. Bir insan eve dönmek istemez. Dönmek istemiyor. Cehennem gibi oluyor. Azap çekiyorsa o eve haşir akidesi o nispete hakim değil. Şu olur. Tamam. Şimdi bir insan kurt olmuş, yılan olmuş, birbirini ısırıyor. Bir, evdedir ama yalnızdır. İtikat sorunu var demektir. Biraz bize dokundu bu. Yani itikadı bozuk olunca iki sıfat ortaya çıkıyor. Yüksekten düşüp de daha değişik, bizden çok aşağı kıyas edilmeyecek hayvanlara leş oluyoruz. Leş oluyorsun. Yem oluyorsun. Sonra uzak yerlere, yani bulunduğun yerlere değil, başka yerlere atılıyorsun. Rüzgar. Rüzgar seni atıyor. Rüzgarın sembolü hangi peygamberdi? Hayır. Süleymani sıfattan uzak. Cinlere şey oluyorsun, rüzgar çarpıyor. Evet. Cinlere, peki niçin evde olduğun halde beraber değilsiniz? Rüzgar sizi attı. Rüzgarda ne var yani? Rüzgara kim hükmediyordu? Süleyman Aleyhisselam. Nereye şey yapıyordu? Cinlere hükmediyordu. Yani itikadımızı sorgulayacağız. Bir, yukarıdan atılan bir insan, yani bir değeri yoksa senin aleminde, kendinin, atılmışsın kendine göre. Ben hiçbir değeri yok. Ondandır ki anlamını yitirip intihar seçenek oluyor. Yüksek diyor ya, muhabbet yok yani. Evet. Muhabbet yüksek yok. Muhabbet şimdi, Vedut'un şeyi. O zaman seninkisinden şey yapıyor. 24. mektupta ben anladığım 3 tane şey öne çıkıyor. Derin, geniş, yüksek. Yani bu manada ki bize bak. Derin diyor. Derini dimağa kullanıyor. Derin, aşağıya doğru iniyorsun ya. Dimadan aşağı iniyorsun. Geniş diyor. Harita gibi geniş. Kalp kullanılıyor. Yüksek âli ruhlar diyor. Yüksek kullanıyor. Yüksekten düşüyorsun. Ruhtan düşüyorsun. Aşağı doğru. Yani ruhtan düşüyorsun. Daire-i ruhtan aşağı iniyorsun. Rahim genişe, hakim derine, vedut yükseğe geliyor. Yani bir böyle eşlersen. He, bir dakika söyle bakayım. Rahim geniş. Bir dakika dur. Tek söyleyeyim mi? Rahim geniş. Geniş. Hakim derin. Hakim. İyi çekiyor. He, derin. Derin. Vedut yüksek. Vedut. Bak şimdi. Yani üçü aynı bu sıralamaya göre yüksek. Bu öyle. Vedut yüksek. Vedut yüksek gibi. Yani Vedut kalpti. Yani derin. Vedut. Geniş olan rahimdi yani. Şu ruh yani geniş gibi kullanılıyor. Ruh oluyor. Geniş. He? Bu manada ruh geniş oluyor. Eğer rahimi ruha eşlediysek, Vedut'u kalbe eşlediysek. Şimdi beraber yapalım da oturtalım. Vedut kalptir. Tamam. Vedut. Yüksek abi. Bu yükseğe karşı yüksek. O zaman biz ters söyledik. Yüksek. Ondan sonra hakim derin. Derin. Biliyorsunuz hakim de dimağa bakıyordu.
Hakim. Geniş ha. Hakim bir dakika. Yüksekti şey. Derin. Derin. O zaman ve rahim. Rahim. Geniş değil mi? Ruh. Öyle oluyor değil mi? Evet. Geniş. Ha. Rahim geniş. Tamam. Geniş. Şimdi o zaman buraya yazayım ki otursun. Defterde aynısını yazmıştım zaten. Evet. Yani bazen işte konuşurken oluyor. Şuraya yazayım. Mühim bu. Rahim ve Dut Hakim. Eğer bu çekersen a buraya hepten değişir. Başka bir şey olur. Başka bir şey olur. Evet, tamam. Şimdi otursun artık hep beraber aynı şeyi düşünelim de başka başka şeyleri. Bu rahim geniş. Geniş. Yüksek. Vedud yüksek. Derin. Bunları bildiğim bildiğimiz ve orada geçen şeyle karşılıklarını söyleyelim. Sıralama da böyle. Sıralama böyle ya. Yani ellemediğimiz hali bu. Evet, böyle. Yok aslında hakimi ortaya alsaydı Hasan abi daha düzgün olacak oradaki sıralamaya göre. Yani kitapta hangi isimler cümle? Rahim, Hakim, Vedud. Ha öyle. Rahim, Hakim, Vedud. Tamam o zaman kitapta yani, öyle Hakim değil. Hakim de ortada gözüküyor yani onu söylüyorum. Tamam ben ona dedim. Ha daha şimdi mantıklı. Hasan abi sıralama şöyle. Rahim, Hakim, Vedud sıralıyor. Yani, Hakim ortada. Ruh. Mahmus kalp aşağıda yani. Evet. Rahim, Hakim, Vedud. Şey, tamam. Tamam. Aşağıdaki sıralamada geniş, derin, yüksek. Aynı feciye yıkar. Onda bir daha görüyor musun? Aşağı zaten hedef muhafız aşağı. Ha böyle şimdi kitaptaki aynı sıralama. İki gecedir bunlarla boğuşuyorum. Biz biliyoruz ki hakim dimağa bakıyor. Tamam işte. Kalp intiba yapıyor ya Vedud. O zaman yüksek kalp, derin. Ha, niçin söyledik? Şuraya da ben ekleyeyim. Bugün yazmıştınız. Et kitabınızda da böyle yazıyor. Yazmıştın değil mi? Hı hı. Attınız da abi orada da öyle yazıyor. Öyle mi yazdın? Ama gene bir daha yazayım de. Rahim. Ondan sonra Hakim. Böyle yazmıştım diye hatırlıyorum. İfade ederken Vedud. Çünkü Vedud şey oldu, kalp oldu. Kalp. Dimağ. Ruh. Şimdi bunu uygulayacağız tamam mı? Bak şimdi. Niye fazla duruyorum? Eylemde olmayan bir şey işimize ne yaramaz ki? Sorgulayacağız. Mesela bazı şeyler söylüyorum. Mesela derste veya arabada soru geliyor. Arabada daha çok cevap veriyorum kayıtta. Yani bu senin zaafın değil, senin eksikliğin değil, senin kayıp değil. Şöyle olan, böyle olan. Yani senin zaaf noktaların bu. Buna dikkat et. Seni buradan vurur. Mesela bu asrın en tehlikeli, en zayıf damar nedir? En zayıf. Hubucağı. Nereden söylüyoruz? Herkes bir söyle bir. Mesela hastalık damarıdır, enanet damarı bir sürü. Hucumat-ı sitede ehli dalaletin ilk hücum ettiği hubucağıdır. Mesela doktora söyleyeyim. Veya diğer öğretmenim. Şimdi halkla iç içe olma. Baktı ki faydalı oluyor. Bir şey anlatıyor bunu. Doktor size söylüyor. Sizi alacaklar, başhekim yapacaklar. Halkla iç içe olma. Buna sen evrak imzala. Mal gelsin, serum alayım, pazarlık yapayım. Sanki esnafsın. Doktorlukla hiç alaka yok. Senin izin ne kadar olmaz, ne kadar işe girdi, döner sermaye nedir? Halkla işin yok. Ama oturuyorsun kardeşim, otursana ya. Bak, senin sıkıntın söyle bakalım. Senin serbest bölge bak. Diyemiyorsun. Bak kalem çiziyor. Bak senin kafanda şöyle bir şey var.
buraya şeytan dağıtıyor, melek dağıtıyor. Sen onu kendinden zannediyorsun. Böyle anlatmak, senin o ihale eden şu kadar serum almaya mı benziyor? Niçin söylüyorum? Seni meşgul edip hem kendini seni senden eder hem seni ondan edecek bir iş veriyor. İş veriyor. Bunun için söylüyordum, bir şey için söylüyor. Hocam. Ha, insan en zayıf damar. Ama niçin kabul ediyor bunu Nur talebesi? En zayıf damarına mağlup oluyor. Bu bıcağı birinci. İkinci damar nedir? Şu. Hav. Hayır. Hadi bakalım. Biz birinci damara dikkat ediyoruz abi. Tamam peki, dikkat. Tamam, gel onu bakarsın. Onda da başka bir bakış açısı var ama söyleyeyim mi? Girmeyelim. Tamam. Diyor ki sen o talip olmayacaksın, o talip olmayacak, bu nasıl düzelecek diyor. Tabii herkes doğru. Kaçarsa diyor. Kim biliyor musun? Hiç sen merak etme. Öyle dedi yani. Hiç merak etme. Bu söylediğimde kimseyi etkilemez. Gene yapacak. Hiç merak etme. Öyle misin? Mesela bazısı dedi ki, abi niye ilan ettin bu dershane yapılması? Ne olmuş dedim. Yani adamlar dedi, ne olmuş ki, kim ne anladı da yaptık. Hiç kimsenin umurunda değil, merak etme. Ben bunu söylediğimi kastamda geçmiyor mu? Söylediğim kastamda geçmedi mi bu çocuğun? Terfiyi daha yüksek makama çıkartıyorlar, demiyor mu? Memuriyetten daha meşgul değil, ona iş buluyorlar demiyor mu? Veya hizmet edene kızları musallat ediyorlar demiyor mu Risale? Ben orayı oralar söylüyorum. Bana ne, ben konu ne konuşursam taktiği yerini söylerim size. Şimdi itikadımız hep dışarıya vuruyoruz. Bir insanın itikadı eylemde gözüküyor. Eylem şeydir ya, itikadın kazanımı gayb değildir. Böyle uçuk muçuk şeyler oluyor ya kitaplar. Hani tasavvuf kitaplarında neler yazarlar. Yazıyor. Ben niye buna itibar etmiyorum? Ya bunun kuyuda itiraz yok ki. Kim demiş bunun doğru olduğunu? Bir sürü tasavvuf kitaplarında şu Lefiyezeliye şöyle oldu, Gelani Muhiddin Arabi, Gelani dayıysa bunu tercüme ettin. Seni kim onayladı ki? Böyle kitaplar okunmaz kardeş. Bu sefer itikadını oluşturuyor. Böyle oluyormuş. Tasavvuf şeyler var ya böyle. Gaybler, gaybul gayb. Tamam da kim seni onayladı? Peki bana diyecekler, seni kim onayladı bu konuştuklarını? Ben Risale-i Nur'a dayanıyorum. Biraz önce ne dedi? Ama birisi bir şey dese, ben kastandan söyledim. Ya. Sustun demiyor musun? Öyle geçiyor mu geçmiyor? Lan ben de bulmam lazım. Ha, peki o kitaplar kim onayladı seni kardeşim? Sizi kim onayladı tasavvuf? İnsanlara yaptığınız zararı biliyor musunuz? Ya vahdet-i vücutçu çıkıyorlar, ya da mutezile çıkıyorlar. Kalp krizi geçiren var. Nasıl? Anlatmıştım size. Adam bir gecede kabir ötesi var ya, kıyamet ve ahiret. Kabir hayatını anlatıyor. Kafirlere söylenilen hadisleri de, Müslümanlara da söylenen hadisleri tefrik etmeden, kabirde neler olacağını, kafiri, mümini tefrik etmeden bir kitap almış. O kitabı okuyan kendisine giydi bu manayı. Ondan sonra bir gecede sabah kadar onu okuyunca, sabah acele gitmiş, kalp krizi geçirmiş. Şeyin hem psikolojisi bozuk hem kalbi bozuk. Nasıl nurdan zulmet gelir mi? Gelir. Peki o zaman Resulullah nasıl söylemiş? Hadis bu. Hadis vahiyettir. 23 senede sohbetlerin içerisinde zerk edersen yemeğin içerisinde lazım olduğu kadar tuz nimettir. Ama bu yaşa kadar yediğiniz tuzu yemeğin içindeki tek başına yemeye kalkarsan zehir olur. Ölürsün. Allah Resulü 23 senedeki yemeğin içine kattığı tuzu o zat mübarek alıyor tuzu. Aslında imam alıyor, belki o zaman doğruydu. Bir anda sana yediriyor. Toplu yediriyor, zehir oluyor sana. Asıl imamın eseri onun için şarttır. Kafamıza geleni okuma. Aha bunun gibi. Bak matematik öğretmeni, sokak adamı da değil ha. Öğretmen bu okuyan. Derse gelince şart koşuyor bana. Orada duruyor, hocam dedi derse geleceğim, ev dersi. Buyur kardeş. Bir şartım var. Ulo hem derse gelecek, hem bir şey yapacağız, hem de şart onun. Merak etme ona bu cins nereden geldi? Neymiş dedim şartım.
Bana dedi şu balkon kapısı var ya, onun orada oturacağım dedi. Tamam. Ben o delikten hava almam gerekiyor dedi. Aa, tamam ha. Gel otur. Sonra dersin sonunda sen merak etmez misin? Sordum. Adam bu kitabı okuduğunu ve sabaha karşı kalp krizi geçirdiğini. Çünkü niye? Hamiyeti fazla olduğundan o elbiseyi giydi, o kapları yuttu. Mesela sizin meselenizi söyleyeyim. Ya şu kapı iç diyor. Aynı hastalık. Bana çok iyi geldi. Yani bunun fıtratı var, yaşı var, anlayışı var. Yani aynı hastalığa kadın mıdır, çocuk mudur, yetişkin midir, şey midir? Bu yüzden aynı ilaç olur mu? Veya dozu aynı olur mu? Aynı ilaç olur ama dozu aynı olur mu? Bana iyi geldi diye sokaktaki adam sana söylese sen o ilaç içer misin? Eğli olmadan. E sen sokaktaki kitabı niye alıyorsun öyle? Doktora söylüyorum. Sokaktaki bir insan bir insana söylediği zaman şu ilacı iç. Sen onaylıyor musun? Ona peki niye? Çünkü iyi işi biliyorsun. Olmaması lazım. Ha, biz de ehliyiz. Sonra diyoruz ki bu sokakta elinde kitabı okuma. Sanırım sokaktaki kitap önemli kitaplar yani. Ha? Sokaktaki kitap değil yani. Yazarlar önemli yani. Evet. Ha, yazarların bu asrın yazarı değil o. Değil değil mi? Evet. Önemli yani. Önemli tabii biz onu demiyoruz. Bu asırda olmaz. Ne yapmış bak. Allah Resulü sohbete oturmuş bir saat. Bir saat sohbetin içinde iki dakika cehennemden bahsetmiş. Tamam. Başka, ertesi gün bir sohbet oturmuş. Bir buçuk saat. İki buçuk dakika kabir azabından falan bahsetmiş. Sonra kafirle alakalı bir sohbet yaparken 3 dakika. Sen o parçalar al. Tamam. Neye benziyor? Bu yaşına kadar attığın gazları bir anda atmaya kalksan, ona Saddam'ın kimyasa bombası olmayan bombasına kalksan. Ha şimdi o zatlar ama o zatlar peygamber değil. Peygamberlerin bile sözleri her asırda geçerli değildir. Peygamber ya. Diğer alim nereye kaldı? İsa Aleyhisselam sözü müteber midir Kur'an geldikten sonra? İbrahim Aleyhisselam'ın sufu müteber midir? Peygamberdir, kayman ediyoruz. Bitti. İlkokul. 2+2 = 4. Üniversitede bunu mu okutuluyor? Bitti o. Ha, şimdi asrın imamın eserini okuyacaksın. Onu bulacaksın. Asrın eserini okumasan cehennemde yanmayan sana kefen satarlar. Anladın mı? Kefen satarlar. Cehennem. Cehennem oysa haşir meydanından sonradır. Bu kefeni alırsanız diyor bu parayla, bu kefene yatarsanız ben diyor taşıyorum çantada yolda ölürüm diye. Ben bu videoyu dinledim. Ve zirve adamları, cemaatin tepesindeki adam. Ve bu kefen, sen bunu inanıyorsun. İşte. Böyle hurafeler, bidatlar çıkarsa, böyle yeninle okumayan adamların İslamsız oğulları çıkar. Okumayan İslamsız oğulları çıkar. İfrat tefriti. Tabii, ifrat tefriti doğurur. Kader çıkartıyor böyle. Cehennemde yanmayan kefen olur mu? Ha, şeyi demek istiyorum. Bak itikadı nasıl oluşur? Onu okurken nasıl anlarız itikadımızın sağlam olup olmadığı bir de demeye başlar. Biraz sıkıntı yapacak bu şimdi. Bir, yukarıdan aşağı düşeriz. İki, düştüğümüz yerde kalmayız. Yukarıdan bizi rüzgar götürür. Rüzgardan kasıt cinlerdir. Yukarıdan aşağıya düşmenin şeyi ölçüleri kaybetmektir. Kendine mukayyet olamamaktır. Mesela serbest bölge yok muydu kafaya? Şunu bak, şunu diyeyim. Cinler deyince, bu şeyiniz oldu ya. Garip garip bakıyorsun. Tahayyül bu. Bunu nasıl yaptın sen? Çok mu uğraştın? Yok Hasan abi, şimdi bir saniye bırakın. Tamam bunu benim gibi, ben bildiğim gibi yapayım da. Bana çarp. Şimdi bakalım. Bak bunu da sıktı işte. Şöyle. Şu. Şurayı kastediyorum. Tahayyül. Tasavvur, ezber olmasın, taakkul, tasdik, izan, iltizam,
İtikat. Tasdik. İzan. İltizam. Üşenmiyorum hiç ha. Çok önemli olduğu için. İtikat. Zaten bu işi yapamazsın. Şimdi bak. Rüzgardan bahsedeceğim. Bunu yazınca hep Doktor Fikret hatırıma geliyor. Bu Farkoz şey Allah nasip etmişti. Bu neydi? İntisam. Bu neydi? Rahmet olan. Sözler 142. sayfa. Şu. Şimdi burayı şey yapmak için şeytanlar, kafir, cinler, ervahı, habiseler, mevadi, şerireler. Buna mukabil, siz söyleyin. Melekler. Melekler abi. Müslüman cinler. Ervahı aliyeler. Şu anda bulunduğunuz mekan mevadi aliyeler veya hayriyeler. Bu mekanı anlatıyor. Tamam. Bu okuduğumuz, seyrettiğimizlerden oluşan. Tamam. Şimdi bak, şuna diyoruz. İtikadı bozuk olursa iki sıfat öne çıkıyor. Yüksekten aşağıya düşüp kartallara ve kurtlara leş olan. İkincisi rüzgarla yalnızlaştırılan, uzağa atılan. Biz biliyoruz 20. sözde 20. söz. Süleyman. Sonra Musa. İsa. Davud. İbrahim. Adem. Muhammed aleyhissalatü vesselam. Şunları yazmak için yazdım. Hayat, ilim, irade. Hava. Musa. Su. İsa. Kudret, iman. Hava su yazmayacaktınız da ilim, irade, hayat. Onları mı yazacaktınız? Dur. Bu irade, aşağısı ilim, ilim, hayat, aşağısı. Hayat, duyuyor. İsa aleyhisselam hangi semiydi? Davut ses. Semi. Kudret. Kudret. Kelam. Kudret. Kudret. Kelam. Yukarı. Kudret. Kelam. Basar. Su havayı sileceksin. Kelam basar. Su havayı başka yere yazalım mı? Su şey, abi kelam. Musa aleyhisselam diyecek. Şu. Şu. Kelam. Yok aşağı. Musa aleyhisselam. Suyu havayı silmeniz lazım. Ama su aynı kategori değil abi. Onları silin. Musa aleyhisselam. Farklı kategori. Ben zaten bunu yapmak istiyordum da. Ama tamam bunu yapayım.
Bir yani, sağa da onlar yazın abi. Bir şey mi ya bu? Onlar değil. Sıfatları yazacağım. Tamam. Anladık. Ondan sonra hukuk eyvallah. Evet. Ondan zaten şey yaptık. Kırmızıdan devam yani. Musa Aleyhisselam, kelam abi. Kırmızıya devam. Kelam. Aşağı yok. Basak, ha, Musa Aleyhisselam, kelam. Basar mı? Basak. Görüyor ya Süleyman Aleyhisselam. Her yeri görüyor. Basar. Şimdi uygulayalım şeyi. Nasıl? Nereye isterse orayı mı görüyor? Her yeri mi görüyor? Her yeri görüyor. Her anda. Nasıl oluyor? 641 mesleğe geçiyor. Her şeyin her yerde olduğu makama çıkarsan diyor. Şimdi de yapıyorlar abi. Her tarafa kamera koyuyorlar. Hayır. Her şeyin... Nereye istersen orayı görmek başka? Bir de cümleyi okuyun derse. Okuttum ben neyse. Süleyman, Hava, Musa, Su. Bu ateş, hemen. Ateş. İsa Aleyhisselam da hava mesela. Hava, evet. Yani bize yeter. Süleyman Aleyhisselam havaya ve cinlere hükmediyordu. Toprağa da yazalım. Toprağa da yazalım. Adem Aleyhisselam toprak. Evet. Yani şey yapmayayım dedi. Toprak. Şimdi itikadı bozuk olan yukarıdan aşağı düşer, bir de rüzgarlar atar. Şimdi buradan açıldı. Şu itikadı bozuk olanın kafir cinler malzeme atar. İnkar. Malzeme atar. Dört tane cin çeşidi var. Ateş cini, toprak cini, hava cini, su cini. Yani mesela o unsurdan yaratılmış. Havadan yaratılan cinler, sudan yaratılan ve nurdan ve ateşten yaratılan. Böyle köpek gibi çok konuşan ve yırtıcı azı dişleriyle devamlı kelamıyla köpek fıtratlı bu. O fıtrat öne çıkmış. Şimdi en acımasız cin sana hava cinidir. Deccal'in merkebi gibi. Yani kafaya giren şeydir. Buraya atar. Eğer itikadını sağlam elde etmese diye geçer. Bunlar dağıtıyor. Bunlar dağıtıyor. Bu serbest bölgedir. Serbest bölge neydi? Dört tane sıfatı vardı. Her şeyin her şekilde bulunabildiği. Her şeyin her mertebesini bulunabildiği, her daim insanın kontrolünde olamadığı, insanın dimağını, inşa kalbini ihya eden bir sistem. Öyle miydi? Bak bakalım. Birincisi şu. İman eksili. Dört tane. Arıyor kadar. Dört tane. Bir. Her şeyin her şekilde bulunabiliyor. Birbirine zıt her şey. Ha, birbirine zıt her şey bulunabiliyor. İki. Kontrol. Bak iki zıt ha. Şunla şu birbirine zıt ha. Bak bunun attığıyla bunun attığı birbirine zıt. Kafura bulamıyorum. İki. Her şeyin her mertebesi var. Teşhirde yok. Üç. Her daim insanın kontrolünde olmayan. Dört. Aklı inşa. Kalbi ihya edecek malzemeler atılıyor. O da vahiy ile. Tamam, ben saydım size. Şimdi ne anlatmaya çalışıyorum burada? İtikadı bozuk olursa, hava öyle bir lafı güzaf değil, kışır bir kelime değil. Hava seni farklı yere atar. Farklı yere atmasının sebebi kafir cinler serbest bölgene İhraç ölmüydü. Cennetten ihraç olursun sana. Serbest bölge. Peki iki tane sıfat vardı burada ayrıca. Bu olmaz, kontrol edilmezse. Bir, susuz vadiler. Issız. Ki ıssız çöller meskeni olur sana. Bak. Susuz vadiler, ıssız çöller meskeni olur. Yani hiçbir şey yetiştiremezsin orada vadide. Su yok.
Yani hiçbir hakikat çıkmaz sende. Anlamsız olur hayat. Anlamını yitirir, intihar seçenek olur. İtikadını sağlam elde etmese, sağlam elde edeceksin. Bu üçüncü şey, birinci yol. Bu üçüncü yol. Bu ikinci yol. Neyin? Bu sözde 142'de kabre girilmenin. Kabirde mezar kabul etmeyin. Hazır mı? Beyin düşünceler. Osman. Evet abi. Mezar değil, o mezar toprak. Keşke o toprak olsa. Kabir burada. Mezar. Soru burada soruluyor, cevap da burada veriliyor. Kabirde yazılını, yazılı kağıdın suratına okunuyor. Kabir sanki bizim o şeyde tahakkül gibi duruyor. Berzah direkt gözüme açar. Tahakkülde kalıyorsun. Şurada mı? Orada kalıyorsun. Kabir. Alemi berzah ya. Bak berzah. O tarafı mezar. Mesela haram geliyor karşından. Veya memursun. Geldi memur. Halk. Senin hakkındır onu yapmaya. Soru soruluyor. Açık saçık geliyor. Rüşvet geliyor. Soru bir. Yiyor musun yemiyor musun? Bakıyor musun bakmıyor musun? El cevap. Bakmadı. Kabirde ne yapacaklar? Niye baktın lan? Niye bakmadın? Demeyecek. Sen böyle bir şey oldu, baktın. Bak, burada böyle yazıyor. Yazılı kağıdın okuma yeridir. Soru burada soruluyor, cevap da burada alınıyor. Kopya çekmek serbest. Soru sorun. Açabilirsiniz. Şimdi, niye ama dedim, bak arkadaşlar, niye bizi başka yerlere atar? Çok üzerine niye durdum? İtikadımızı bozmasına sebep bunlardır. Yani bunlar itikadımızı bozar. İtikadımızı düzeltir. İsterseniz altına hiç yazmamıştık, şunu yazalım. İtikadlarımızı düzelten hayalimizi bozar mı? İtikadlarımızı bozan lar. Sanki şey duydu abi, şeytanlar ateş, kafirler hava, hava su toprak ateş yani. Dört unsur. Şeytanlar ateş, zaten Allah Resulü söylüyor. Cinler hava. Cinler zaten havada oldu, cinler Süleyman ailesi hükmündür diye yazalım bunu ya. Ulan neler çıkıyor Rabbim. Şimdi şöyle yapalım ona. Şöyle yapsan karışmaz değil mi? Ateş. Cinler, hava, ervah habiseler, nedir Arun? Bilmiyorum abi. Peki, mevad-i şerle beraber yapalım da ben yazacağım. Mevad-i şerle toprak olur yani. Bir tanesi, mevad-i şerilere topraktır. Çünkü bu maişi toprak, mekan ya bu, mevad-i. Mekan, doğru mekan. Ervah habiseler de seyrettiğimiz, dinlediğimiz, muhatap olduğumuz şeyler. Kaygandır, muayen şey yoktur, filmdir, adamlardır. Su. Kabına göre şekil mi? Şekil. Tamam. Havayı bozuyor. Tamam, şimdi... Zaten hava alalım ha. He? Biraz hava alalım. Hava alalım. Hasan abi, müsbetinde tamam. De sadece şey zaten farklı kullanıyor. Meleklere nur, ateş ve nur diyor. Öbürleri hep aynı. Evet, o zaman o tamam. Onda öbürleri hep aynıydı. Ateş ve nur olarak kullanıyor bir yerde abi. Evet, nur. Ha, öbürleri aynıydı. Müslüman cinler gene bu hava. Yani ervaliyeler, Ali zaten şeydir. Su, İslamiyet yani. Suya İslamiyet diyor. Evet. Tamam. Ondan sonra nur imanı diyor. İmanın nuruyla, İslamiyet suyuyla evamir-i Kur'ani ubudiyet toprağı altında evamir-i Kur'ani'ye intisal edilirse imana nur diyor. Melek. İmanın ziyasıyla imanın ziyasıyla İslamiyet suyuyla ubudiyet toprağı altında. Evet, ubudiyet toprağı altında toprak toprak uyuyor değil mi? Toprak
Tamam peki hava alalım dedi şey. Evet. Aslında ne kadar sürdü ki? Çok oldu abi. Bir buçuk bir saat geçti. Artık beş dakika, bir saat, bir buçuk saatten fazla oldu. Allah Allah. Dima da İslam gemisi diyor ya abi. Nuh gemisinin için. Yok İslam gemisi o aynı. Öyle mi? Şurada geçiyor abi. Ey, işte ey nefis sen de İslam dimanın gemisi üstünde. Yani basiret akıl üstünde müezzes olan İslam gemisi üstünde. Nerede geçiyor bu? Büyük Mesnevi'de geçiyor abi. 398. İslam gemisi diyor Dima. Peki bu derslerle ne yapmaya çalışıyoruz gene? Evet. Kendimizi aramaya çalışıyoruz. Nerede bu? Arayan da aranılan da aynıyız. O zor işte. Ama bulunca da kendini buldun zannediyorsun. Başka bir şey. Başka bir şey olacaksın. Beni mi tanımak istiyorsun diyor Allah. Evet. Kendini tanı. Kendini anladıkça beni tanıyacaksın. Ben arafa nefsefe kadar arafa Rabbim. Peki şey burada mı? Erdinç burada. Erdinç. Burada mı? Kahve ustası değil mi? Evet. Ama Erdinç'i bugün kurtardı abi inşallah Osmanlı şerbeti. Şey. Peki El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Şimdi ben ikisinin de teneffüste ikisini önemsiyorum. Bir Osman'ın şey yaptığı iki gafurun ortaya koyduk. Onları ifade etmeden de geçemeyeceğim. O şeyi bul Osman. Şuna diyor ki, dediğim çok ilginç. Zat var. Buna ne diyordu? Zat-ı vacib. Yani onun başına diyor abi. Zaten işte zat-ı vacibül vücut diyor. Zat-ı vacibül vücut. Vacibül vücut derken evet. Bunun başında diyor. Sonra bu mevcudatı iktiza ediyor. Yani bunlardan şöyle diyor abi, o mahlukatın diyor memnuniyet ve kemallerinden gelen Zat-ı Rahman ve Rahim'e ait tabir caizse Zat-ı memnuniyet mukaddes, iftar mukaddes var. Zat-ı Rahman'ı Rahim'e ait diyor. Rahim'e ait. Bak, aynı gafrın için örtüşüyor gibi. Zat-ı vacibül vücut, zaten vacibül vücut sıfata kadardı. Şey vardı ya, çevirmeye gerek yok. Subut-u sıfat, şey, zat-ı sıfata vücut vardı. Vacibül vücut nereye deniliyor? Esma, koy tencereye. Sıfat, sıfatın subut-u sıfatı da koy, zat-ı sıfata koy. Bunu karıştır, vacibül vücut. Mahiyeti zatî yok. Yok. Ama öyle değil. Bir var dediniz, bir yok. Öyle var. Zat, vücut orada olduğu için. Onu tekrar edeyim mi? Şey yok, şunat yok, mahiyeti zatı içine alınmış. Şimdi, oraya ne dedik komple? Zat-ı vacibül vücut, mahiyeti zatı şunu. Fakat komplesine birkaç yerde vacibül vücut diyor. Yani bu bir zat-ı sıfattaki vücuttan bahsetmiyor, Allah'lık hakikatinden bahsediyor. Buna fazla meşgul olmayalım. Fazla mühim değil. Mühim olan şu. Bunu başta anlatırken zat-ı vacibül vücut diyor. Sonra mahlukatın memnuniyetinden ve ihtiyarından gelen ve Allah'a mahsus o kapıyı açık tut ki havalansın. Zat-ı Rahman-ı Rahim diyor. Şunata kadar. Camlar açık olsun. Şimdi zat-ı vacibül vücut derken zat-ı Rahman-ı Rahim diyor. Osman'ın dediği gibi çok güzel söyledi. Eğer ben kafayla insanla yazmış olsaydım hepsini Allah derdi. Zat-ı vacibül vücuttan, Zat-ı Rahman-ı Rahim niye desin? Bak bunlar mahlukatında tecelli ediyor. Şunlar mahlukatının memnuniyetinden, mahlukatın iftihar. Memnuniyet-i kemallerinden gelen. Kemallerinden gelen. Zat-ı Rahman-ı Rahim'e mahsus şey vardır. Ha şimdi girdi çıktı farklı. Şimdi gafura geleceğiz. Gafurun şeyi. Çok önemliydi.
Bak, nasıl çıktı? Şimdi bu gafurun şeyini alacağım. Tamam. Çok önemli olduğu için önemsiyorum onu. Ne oldu? Sildiniz mi? Biliyor musun? Gafur da hakikaten gafur yani. İlginç bir adam. Hiç kullanılmayacak renkleri kullanıyor. Sen kullan. Gel çiz onu. Hangisini abi? O resmini çiz. Güneş, o. Onun üzerine ben anlatayım. Hemen çiz. Sarıyı çizmiş. Sarıyı çizme. Onlar da çizme. Kırmızı. Sana şunları ver. Al sana masada bunları koyuyor. Ondan sonra bugün itikadı bitireceğiz. Bitmeden kimse bir yere gönder. Düz ol. Akşama kadar. Düz ol. Gafurun çabuk çizmesine bağlı sizin buradan gitmeniz. Bu da şimdi çizelim. Çizelim. O kadar çizelim mi abi? Şuraya o kadar yetiyelim abi. Çok antika bir şey. Rahim'i de gene aynı o kadar şey yapıyorum mesela. Çünkü bir diye ben de şey yapıyorum ama. Yani buradan... Onu geri. Geri, geri bir ok yapman lazım. Ben dedim sana, sen bana öyle mi? Rahim buna mı yazın? Oraya değil, o tarafa değil. Rahim böyle yapman lazım. Şu, tamam, işte ben de evet. Şöyle yapman lazım. Ha. Ona geri götüremezsin. Öyle gitmez evet. Ha. O zaman burada ikinci bir çiz aşağı doğru ama bunun altına yaz istersen. Rahim, Rahim şuraya. Ha, Rahim yaz oraya. Ben izah edeceğim dedim. Ben orada oturuyorduk ama seni takip ediyordum. Çok ilginç bir şey. Bitti mi? Var şimdi. Zat-ı vacibul vücut. Tamam. Bu İnsan ruhu, aynı ruhunda diye geçiyor, değil mi? Ruh. Allah kafir mümin fark etmeden tecelli ediyor. Bu rububiyet ve rahmaniyet. Ondan sonra bu şeye, Allah'ın rahmaniyetine, Allah'lığına mukabele ediyor bir insan, Müslüman. Ubudiyet olarak mukabele ediyor. Yani niye ubudiyet? Namaz, niyaz, ibadet, terkler vesaire, anlayışlar, mahlukiyetler, cemi ubudiyet. Mukabele edince bu rahimiyet ortaya çıkıyor. Eğer Allah'ın rububiyetine, rahmaniyetine tecelli ettiği halde herkese, kafirler buna kale almadılar. Mevcut. Onaylamadılar. Buna deyip de ondan sonra yazalım. Kafir onaylamadı. Ne oluyor? Kafir mevcuttur. Gelen Rahman'ı ondan geldiğini, yani şu varlık, vücuda gelmek, Rahman demek yani verilen nimet, göz Rahman'ın tecellisidir. El, bacak, elma, armut. Rahman, çok mühim doktorum. Tamam, onaylamadı. Onaylamayınca bu herkes mevcuttu. Rahman. Mevcut. Rahman, kafir de var. Şimdi Müslüman ise bu geleni onayladı. Bu ruh.
Aine-i Ruh. Abi şurada mevcutta mı kaldı kafirin oynanamadı evet. Yoksa evet. Ademe mi gitti? Yok mevcutta kaldı. Mevcutta o zaten vücut almayınca zaten gidiyor otomatik. Mevcut zaten. Ha ondan sonra alacağım soru. Bu mukabele etti rububiyetine, rahmaniyetine ubudiyetle. Ubudiyetle mukabele edince Allah bak rububiyet ediyor. İnsan ubudiyetle mukabele ediyor. Allah bu sefer o ubudiyet aynasına Allah ikinci bir adım atıyor. Bu uluhiyet. Peki Rahim uluhiyet mi ubudiyette mi? Aynısını eşleştir. Şimdi ben anlayayım sen çöz. Bak Allah rububiyet ediyor eski derslerimiz. İnsanoğlu mukabil duruyor. Ubudiyet yapıyor. Ubudiyet yani rububiyetine ubudiyetle mukabele eden kuluna Allah bir adım da atıyor. Uluhiyetine mazhar ediyor. Uluhiyet. O uluhiyet mazhar oldu mu bu Rahman yani mevcudat ben vücut vücut mevcudum. Bu mevcudat mevcuttur. Ubudiyetle şey yapınca bu mevcudat varlık anlamını bulunca vücut sahibi oluyor. İntisap kurulunca. İntisap olunca vücut sahibi oluyor. Vücut sahibi olunca onda o vücut sahibi olunca insanda ne aktif oluyor? Rahimiyet. Çünkü rahimiyet iman edene iman ettiği şeyle mukabele eden hem dünyada hem ahirette eden zat. Yani mesela Allah'a iman ettik. Dünyada nokta istinadla şeyi gördük, kar. Yani iman etmek ahirette işe yaramıyor. Esas burada yarıyor. Yani Allah'a iman etmeni, mesela ahirete iman ettik. Hayatımızı tanzim ediyoruz. Değil mi? Haramdır, helaldir, hukukumuz. Helal ve haram kavramı haddimizi, hududumuzu belirleyen ahiret inancıdır. Belalara, musibetlere, ölümlere, kanserlere muhatap olduğumuz zaman bunu şey yapan nokta istinad Allah'a iman. Demek ki iman esasları burada yarıyor. Şimdi Rahman ve Rahimiyet bir daha anladın. Ve soru ondan sonra şey yapın. Eksimi de tamamlayın. Zat-ı vacibül vücut rububiyet ediyor. Rububiyette Rahman kafir mümin fark etmeden hepsine ışık veriyor. Bibere de kavuna dişik verdiği gibi. Buna kafir mukabele etmiyor. Şu mevcut içindeki şeylerde yiyip içiyor. Hiçbir anlam ifade etmediği için onaylamadığında mevcutta kalıyor. Toprak çürük. Çürük yani mevcudat cinsinden oluyor. Adem'e gidiyor. Adem'e gidiyor. Adem'e gidiyor. Mevcuttur ama Adem'e gidiyor. Evet. Mevcuttur Adem'e gidiyor. Bunu Müslüman ubudiyetle mukabele etti. Ubudiyetle mukabele edince Allah o ubudiyet aynasına bir adım dağıtarak uluhiyetini gösteriyor. Rububiyetini ne? Orada abi şöyle ubudiyet aynanın kendisi gözüken güneş uluhiyet oluyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Şu mu? Ha? Ubudiyet aynasında uluhiyeti gözüküyor. Evet doğru. Şunu şuradan sileyim. Aynaya ruh yazdınız değil mi? Sileceksin. Yani fark etmiyor da. Aynası oluyor yani. Bir noktada ruh, bir noktada ubudiyet aynası. Evet. Aynı şey. Şöyle çizeceğim zaten. Aynası. Şimdi bu dedi şurayı siliyorum. O zaman rahim uluhiyette uluhiyet olacak. Şu. Ubudiyet aynasının kendisi rahim olursa. Doğru mu? Tabii. Yani hem aynada gözüken güneşe de uluhiyet diyeceğiz. Uluhiyeti tezahür etti orada. Cilli. Yani gözüktü ubudiyet aynasında. Uluhiyeti gözüktü. Uluhiyeti. Şuraya uluhiyeti o ortaya çıktı. Onu da şey yapacağım. O zaman rahimiyet şuraya yazacağım. Uluhiyet. Doğru değil mi yani? Evet. O koyacağız işte.
İki tane. Rahim nasıl gözüküyor? Uluhiyetle ortaya çıkıyor. Bu sefer ubudiyetle mukabele edince Allah bir adım da atıyor. Bana bir adım atana iki adım atarım. Ne yaptı? Uluhiyetini gözük isterdi. O zaman kafirler Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine mazhar oluyorlar ama uluhiyetini gösteremiyorlar. Gösteremiyorlar. Devam edeyim. Ubudiyet aynasında uluhiyet gözükünce mevcut vücut oluyor. O zaman rahimi. O zaman daha... şöyle diyeyim. Mevcut şuradan alacağım abi. Mevcut vücut buluyor. Şimdi sen söyle abi. Hasan abi şimdi bunlar biz karakollarıyız ya bütün bu alemlerin. Evet. Şimdi bana mesela ben onayladım. Bende bir kalp var. Bu vücut oldu mu? Vücut. O zaman bu ne oldu? Onaylarsa vücut. Onayladım. He. Vücut oldu. O zaman bu karakol açıldı mı? Açıldı. Cennet açıldı. Evet. O zaman o dönüyor tekrar bir sonra kainat artık onun aleminde neler açıldıysa o. He. Vücut. Şimdi bu mevcudatla kimse alakadar değil. Bu mevcudat, şu mevcudat bize geldi. Biz mevcudattan gelenler bizim şeyimiz yok, şuyumuz yok. Giriyor. Kafamızdakilerle meşgulüz. Bakıyoruz ama şey gibi, fotoğraf gibi içeriye girip o anlamlandıran budur. Anlam veren burası. Tamam mı? İtikad. Şimdi bu mevcudat, mevcudat diyoruz. Girdi. Eğer biz onu ubudiyet aynasında itikat edersek anlamlanır mevcut. Mevcut anlamlanırsa giren neydi? Mevcut. Sen onu anlamla, itikatla dönüştürebildiğin miktara vücut. Vücut sahibi oluyorsun. İmanın ismi. Nihayetsiz vücudu kazanır diyoruz da. Diyor değil mi? Nihayetsiz vücudu kazanır. Neyle? Mevcutla. Bak, nihayetsiz vücudu kazanır. Nerede söylüyor? Dördüncü şuada. Nihayetsiz vücudu kazanır. Aynı öyle geçiyor. Bu aynadarlığı fark ederse çok ilginçtir. Onu o cümleyi okumam gerekiyor ki tam otursun. 74 müydü? Çok gariptir. Onu mutlaka okumam gerekiyor. Ha, şurada arkadaşlar. 69. Şuraya bakarak dinleyin. Dedi. Manama dikkat et. İman dürbüniyle bak. Ben de baktım. İman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı. Aynıyız ya. Bu zerrecik vücudum şunun hadsiz. Aynısı. Hadsiz. Ve nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları mevcut demiyor. İnbisat diyor. Hadsiz şey. Nihayetsiz bir inbisat ile geniş. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Bak. Nihayetsiz İnbisat ile hat yok. Sız vücutları kazanıyormuş. Vücut. Hadsiz vücutları kazanmaya bir vesile. Ve kendinden daha kıymetli baki mutaadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu vücut kullanıyor. Üçkarda mevcut dedi. Ve mensubiyet cihetiyle, bağlılıkla itibariyle bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetdar olduğunu ilme yakine bildi. Şuuru iman ile bu vücudun vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından ve hadsiz mufarakat ve fıraktan elemlerinden kurtulup
mevcudata, vücut değil şimdi, benim dışımdakine, mevcudata hususan zihayatlara taalluk eden efalde esma ilan edince bu etrafında devam ediyor. 26. sözdeki daha böyle nokta atışı gibi. Tabii. Hani meşhur yer zeyindeki. Fakat enaniyeti bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucidi hakikinin bir aynayı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut kazanır. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut kazanır. Şeytan. Ve maşallah gafuruma. Tebrik ederiz. İstifade ettik. Tefekkürüm yatmadın, sabah yatamadım dedin. Ama işe yaradı. Bizmişiz, bizim için. Bizim için. Ama sabah yatmadın, ama bu. Nasıl böyle çorap söküğü gibi geliyor, birbirine bağlı ya. Samimi ve ciddi olduğum bir tarafı şey yaptım, ötekisi tarafı çıkıyor. Gafur. Kendisi hepimiz şükretmek için söylüyorum ama hasreten ol. Sen kim, bu kim ama Allah'tır. Meşgul olduğumu gösteriyor. Benim diyen vakıf olsun, alim de yoksa bunlardan ubudiyetmiş, uluhiyetmiş. Yani benim diyen rububiyette uluhiyeti altifrik edebilen zor olur. Yani Allah'ın rububiyetine ubudiyetle mukabele edince o ubudiyet aynasında Allah mukabele ediyor. Tayin ve teşahhus ediyor yani. Kısacası. Allah ubudiyet aynana tayin ve teşahhus ediyor. Onun adı da uluhiyettir. Ve bu uluhiyet o zaman bu ne yapar? Bu mevcudatı vücuda dönüştürüyor. Böylelikle nihayetsiz vücudu kazanıyor. Hadsiz imisat ile nihayetsiz vücutları kazanır. Rahimiyet. Aslında böyle oluyor ya, böyle olunca hayatta hepiniz şaşırıyor. Bazı insanın hayatından giriyor, bazı insanın hayatından çıkıyor. Niye? Çünkü vücut bulunması istenmiyor onlar. Evet, vücut bulmuyor diyor. Anladın mı? İstemiyor. Vücut bulacak ya şimdi sen ona aynı dersen, Allah istemiyor yani tabiri caizse. Onları da. Mesela enaniyetini terk etmekle bütün kendisi hiç olduğunu o üçüncü okur musun Yılmaz'ın? Enaniyeti terk etmekle fakat bütün bırakıp bizzat nefsi hiç olduğunu. Ha bizzat nefsi hiç olduğunu. Üç. Mucidi hakikinin bir ayna tecellisi. Mucidi yavaş. Mucidi hakikinin bir ayna tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit. Gördüğü üçünü. Gördüğü vakit bütün, oluyor bu. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut kazanır. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut kazanır. Namazı, sohbeti, bakiyle. Üç tane şey olursa. Peki bunu da ekleyeyim oraya abim. Ben ekleyeyim onu. Burayı çok okurduk ya şey bu Mustafa abinin. Mustafa babanın şey. Bunu okuyan herkes onu hatırlıyor zaten. Ben de bunu okurken o şey geliyor bana. Yani size de mi? Oku. Bana da öyle geliyor şu an okurken o septi. Yani bu delikanlı. Sonuna bir haşiye yapayım. Mustafa baba deseniz de olur. Yine de hey. Adam demiş ki niye hey çektirmiş? Bir daha hey. Nasıl olur böyle bir şey? Vücudunuz baki oluyor işte. Enaniyeti bırakıp. Bakiyende bir son. Rufani bir saadet. Bakiyende. Daimani bir saadet olduğunu anlamıyorum. Değil mi? Vücut durdu ya. Baki oluyor. Her şeyde de var. O kaçtaydı? 9'da. 9'da bir de. Baki sermediğiniz münacatı bir parçacık. Senin ürettiklerin vücudu, senin ürettiklerin.
Hemen intikal et. Sanki çok kolay. Vallahi ya. Kaç gün düşündün sen? O gerisini yazayım ya. Daha var mı ya? Onu söyler misin? Söyle, bunu yazayım. Ne ya, bir dakika. Orayı bul, kazanır. Devamını mı? Zira bütün mevcudat, esmasının cillelerine mazhar olan zat vacib. Bir dakika, bütün mevcudat, esmasının cillelerine mazhar olan, tamam. Zat-ı vacib-ül vücudu bulan her şeyi bulur. Her şey yanında bulunmak gitti. Evet. Tamam. Şimdi bak. Toparlıyoruz ve geçiyoruz. Bugün itikadı bitireceğiz. Son şeyimi söylüyorum. Zat-ı vacibul vücut, rububiyet ediyor Rahman'dan, kafir mümin fark etmiyor. İnsanın aynı ruhuna vuruyor, aynı ruhuna vuruyor. Mukabele etmeyen kafir, mevcudat, onun aleminde Adem'e inkılap ediyor. Sönüp gidiyor, mevzumuz değil. Mukabele eden, ubudiyet aynasını mukabele edince, Allah o ubudet aynasına taayyum ve teşahhus ediyor. Taayyum ve teşahhusun adı uluhiyettir. Bu sefer bu mevcudat onun aleminde vücut buluyor. Ve rahimiyet ortaya çıkıyor. Vücut buluyor. Buna tamam da bunu nasıl kazanacaksın? Her Müslüman'da oluyor mu? Yani her Müslüman'da iman şuuru olmasa da ama da oluyor ama çok nakıs oluyor. Bunun kemal yani bizzat şuurlu zaten şuur söylüyor. Zat-ı vacib vücud bulan bir yerde geçiyordu. Yoksa ötekisinde mi? Evet. Şuur imanla. Ha. Şu söz şualarda ben okuduğum yer vardı ya. Şuur imanla vücutları kazanır. Şimdi nasıl olur? Yani nasıl buna mazhar olursun? Enaniyetini bırakacak, bizzat nefsi iç olduğunu, birisi enaniyetini bırakacak o nispete, iki, bizzat nefsi iç olduğunu, üç, mucidi hakikinin aynı tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bu zatta ne oluyor sonra? Bütün mevcudatı, bunu görürse bak, vücutta mevcudat ayırt ediyoruz, ayırt ediyor. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu. Bütün nihayetsiz. Bu mevcudata bütün. Ne yapar? Kazanır. Kazanır. Kazanınca
İşte ne olur? Bu ben şey yaptım yani, dayıktım dedim. Zira bütün mevcudat esmasının cilverine mazar olan bir zat-ı vacib vücudu bulan, her şeyi bulan, bu önemli de o kadar. Her şeyi bulan. Ama buraya kadar kazanır. Nasıl kazanıyorsun? Bunu nasıl anlarsın? Enaniyetini bırakacak, bizzat nefsi iç olduğunu, mucidi hakikinin aynı tecellisi olduğunu gördüğü vakit. Bu mevcut o nispette, yani bu nispette mevcut vücut buluyor. Bunu şu cümleden söylüyorum. Şuurlu, ondan sonra alacağım abi. 69'u değil mi? O 69. Evet, onun önemli olan farkı şu anlarda anlatıyor. Diyor ki, iman durumuna ben de baktım, imanın gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum, hadsiz bir vücudun aynesi. Tamam, aşağıda şuur-u iman ile, şuur-u iman bunlardan bütünlüğünden çıkıyor. Enaniyetini bırakmak, koy tencereye. Bizzat nefsi iç olduğunu koy tencere, mucidi hakikinin aynı tecellisini olduğunu gördüğü vakit koy tencere, karıştır şuur iman. O nispette mevcut vücut buluyor, nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücudu kazanır. Bir daha, nihayetsiz imbisat ile, buradan okuyun, nihayetsiz imbisat ile nihayetsiz, hadsiz vücutları kazanır, mevcutla. Ve buraya geçiyoruz. Bu çok önemliydi. Abi şunu bir söyleyebilir miyim? Yani kafamda tam şey yapamadım ama. Ne abi? Şimdi bakın. Ben burada söyleyeceksen gel. Oraya da geleyim abi. Şimdi bakın. Mahfi, nazirsiz cemal ise görünmek ve görmek ister. Üstlenmek. Görünmek ve görmek ister. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. Biri, muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek, yani buradan bakışı, ki bu daimi, zata bağlı ve mukaddes. Diğeri, müştak seyirci ve mütehayir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek, ki bu ubudiyetle verilen karşılık buradaki vücut bulması. Yani burada şeye gerek yok. Yani burada bu görüşü ile, şu görüşü ile, Osman'ım, bu görüşü ile o 6 ve 7 vardı ya, iftihar, memnuniyet ve iftihar. Memnuniyet ve iftihar. Mevcut lazım, 6 ve 7'yi bu bilinci, zatının görüşüyle ortaya çıkıyor. Birinci, zatının görüşüyle. O yüzden mevcuda ihtiyaç var. Ama mevcuda ihtiyaç var. Ama ondan sonraki memnuniyet, tekrar, memnuniyet ve iftihar, memnuniyet ve kemal. Pardon, özür dilerim. Muhabbet diyecektim aslında ben. Muhabbet, şunun devamını istiyor sadece. Mevcudun devamına gerek yok. Mevcutta ubudiyet ile bulunan, oluşan vücudun devamını istiyor. İşte bu nihayetsiz. Aynadır aşık diyor. Evet. Yani nihayetsiz olan var mevcutta bunlar oluşan vücudun devamını istiyor. Tamam, onun için beka da veriyor zaten ona. Onun için beka veriyor. İşte nihayetsiz olan bu. Yani hadsize bağlı olan nihayetsiz. Yani bunun varlığı buraya bağlı. Ama bunun varlığı hiçbir yere bağlı değil. Dolayısıyla hadsiz ve bu nihayetsiz. Aynadır aşkı. O yüzden muhabbet. Muhabbet Hasan abi sanki hadsiz bizzat kendisi. Bizzat kendisi. Nihayetsiz ise mevcudun ayneleriyle bakmasından. Bakmasından çıkıyor. O da gayr bu işte abi. Bendeki hadsiz ve nihayetsiz. Yani hadsiz kendi görmesi, evet. Nihayetsiz siz göstermesi. Gördüklerinin göstermesi. Göstermek istemesi. Gösterme sistemi. Ders yapmışız. Onun için ders yaptık. Nihayetsiz imbisat ile 69 ya. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanır. Bendeki ondaki ben bakışı gibi abi. Evet. Şimdi sayfa imanı uygulasa hani itikat doğru bir itikada verilen cevap ya iman. Evet. Ruhiyet doğru olunca
rububiyetten yansıyan uluhiyet iman olur. Doğru. Diyebilir miyiz? Yani şöyle, bu itikadımızı, doğru itikadı oluşturur bu. Çünkü enaniyeti bırakmak itikat emrediyor bizi. İtikat emrediyor. Ondan sonra bizzat nefsi hiç olduğumuzu da itikat söylüyor da, Kur'an'ın dersleri, mucide hakikin aynı tecellisi olduğumuzu itikadımız söylüyor. Buna nispetinde bu ne oldu? İtikadımız oldu. Meyvesi nedir? Yani iman doğru bir itikada verilen cevaptı. O da nedir? Bütün mevcudatı rahatsız, densiz bir vücudu kazanır. Bu da iman. Buna ekleyebilirim bu. Bu bize ait ve size ait. Size ait. Doğru itikada verilen iman cevabı. Burası o zaman bizim sözümüzle Risale'yi ayırt etmek için şöyle yapıyorum, daha dikkati çeksin. Tırnak ve tırnak. Tamam mı abi? Osman anladın mı abi? Tırnak ve tırnak. Evet. Tamam. Şimdi bu bizim şeyimiz, sizin tefekkürünüz. Bir şekilde ben yapayım yani. Doğru. Başka bir... maşallah Mehmet kardeş. Doğru bir itikat bundan çıkar işte. Doğru itikat bundan çıkar. Mükemmel. Bugün de güzel istifade ettin. Bir ondan. Senden daha bir şey demedik Osman. Doğru itikat... Osman sıfat abi. Üzerinde biz görüyoruz. Oluş, Turan ve zemin. Veya başka bir şey diyebilirsiniz bana. Doğru itikat nasıl olur? Enaneti, itikat bize söylüyor. Çünkü itikat neydi? Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Yani zahire bakar, uçuk muçuk şeylerle, gayplerle, mayetlerle işi yok bunun. Enaneti bırakacaksın. Bütün nefsi hiç olduğunu, mucid, icat, mucid-i hakiki, bizi yaratan o, aynı tecellisi olduğunu bildiği zaman değil, gördüğü vakit. Bizde doğru itikat oluyor, o nispette. Doğru itikada verilen cevap da imandır. İman verilmesiyle sana ne verilmiş oluyor? Vücut. Bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücut veriliyor. O zaman sen bunu buluyorsun, bunu bulduğunu zaten her şeyi buluyorsun. İşte buna bir an bile yaşaması yeter, böyle bir olaya. O zaman bir an bile yaşadık bak şimdi. Şöyle Hasan abi, şunu... Gel abi, gel abi. Silmeden arka tarafı da yapabilirsin. Yok yok, orada dursun. Şurayı silsem, nereye? Haberleri sil. Olduğu yeri. Orayı sil abi. İtikat sahada ya. İkindi midir, öyle mi? Evet. Selam. Son peygamberleri sil. İkindi olsa da sen silmiştim abi. Yasin yatsı diyor. Yatsı diyor. Gitti mi diyor. Demin ki, neyse buraya çizeyim de. Şu yatsı diyor mu? Hangi yatsı? Neredeki yatsı? Normal. Japonya'da. Japonya'da yatsı kadar var. Şimdi şu insan yani. Diyelim. Buralı bir... Şimdi abi buraya Suri, bu mevcudat buraya geliyor. Suri. Bu yani geçici olan fani. Ben Suri. Fani. Fani diyelim. Fani de. Fani. Burada şöyle oluyor. Baki vücutlar oluyor. Evet. Kazarın. Doğru. Bu İnkılab. Şeydeki de ne geliyor? Burası ne oldu? Berzah oldu. Oo. Şeyde ne diyordu? İnsani berzahlar diyordu ya. Müstakim münevver akıllar, selimli uğradık kalpler, alemi gayb, alemi gayb ve alemi şehadet ortasında insani berzahlar. Selim
yazdım ben. Müstakil ve münevver akıllar. Müstakil ve münevver. Müstakil ve münevver. Müstakil. İstikametli ve münevver akıllar. Akıllar. Selim ve nurani kalpler. Üstüne yazar mısın? Alemi şehadet ve alemi gayb ortasında insani tamam. Berzan. Şuraya yaz üstüne. O berzan üstüne yaz. Ha. Müstakil biraz daha üstüne. Sınsın o. Çık çık biraz. Şurası insani berzah yazayım. İnsani berzah yaz. O zaman onu berzah yaz. Berzah yaz. İnsani. İnsani tamam. Berzah. Oraya şunu yap sor. Bu bir madde ve şöyle. Şimdi buraya müstakim ve selim. Müstakim ve münevver. Ha münevver. İkisi de yok. İkisi şöyle. Altı ne yazıyorsun münevver? Oraya da şey kalbi yazar. Kalbi aşağı yazacaksın. Kalbi aşağı yazacaksın. Tamam o zaman oraya yazacaksın. Münevver akıllar diyeceksin. Üşenmeden güzelce. O insana da insanı berza yazacaksın kırmızıyla. Tamam, onu yazdım öyle. Tamam yaz oraya ve kırmızı yaz şu adama. Onun o kafasını yazdın tepesi. Şu, şuraya. Şunu değiştirin. Tamam tamam. Şuraya yazıyorsun. Bir ok. Şöyle bir ok. De ki evet. Maviyle. Maviyle yazma. Ha. Heh, akıl, selim, selim ve münevver, münevver mi? Nurani, selim, nurani, nurani. Nurani, Hasan abi, değil ya, bir daha da gelmem Davos'ta, bir daha da çıkmam tahta edilecek. Bu insana şöyle de, alemler yazayım. Alemler yaz. Bir daha da gelin. Güzel. Bunu yazınca bir diğerlerime tamamlayayım da güzel bir şey olsun. Güzel çıktı. Adamı siz daha yakışıklı çiziyordunuz abi. Mahvede benim adam. Yok. Şöyle. Ben de bir şey okuyayım abi. Buraya tam uyacak. Öyle mi? Ve zerrat kafileleri güya hayatın yuvası olan cesedi o zerrelere vazife görmek, nurlanmak, talimat yapmak için bir misafirhane, bir mektep, bir kışladık. İşte. Adeta zat-ı hay ve muhi bu makineyi hayat vasıtasıyla bu karanlık fani süfli olan alemi dünyayı latifleştiriyor, ışıklandırıyor, bir nevi beka veriyor. Evet. Baki bir gitmeye hazır. Yani ben yapacaktım ama unuttum ne yapacağımı. Alemleri yapacaktım. Alemleri mi yapacaktım dur. Yok alemler yazdık alem şahı. Tamam o zaman belki gelir dur. Bu çok güzel insani berza 121 şualar. Öyle. Bak nasıl hemen oturuyor. Harun'un yeri. İnsani berzah ne demektir? Gelen mevcudat bu budiyet aynasında mevcudat anlamını buluyor. Tam bekaya mazhar oluyor. Nihayetsiz imbisat ile hadsiz vücutları kazanıyor. Ne ile kazanıyor? Bunlar. İnsani. Demek ki bu selim ve nurani kalp insani berzah zaten şurada da berzah demişti. Akıl. Antakul içinde akıl var burada. Berzah nasıl oturdu görüyor musunuz? Şu anlar 121. İnsani berzah. Onu da ekledim ki. 121. İnsani berzah. Mustakim ve münevver akıl. O zaman itikadı bununla şey yapmış. Ve selim ve nurani bir kalp. Bütünlüğünden insani berzah çıkıyor. Bunlar alemi gaybı alemi şehadete taşırlar. Şehadeti de gayba taşırlar. Mevcutları vücut haline getiren yer burası. Burası. Bu. Bu. Şu. Kendi nerede? Bak şu. Ha? Kendi nerede? Berzah işte. Sinirsiz yer. Şöyle yapayım Osman. Kalma kalbisi. Ha oklar evet. Oklar olur. Oklar olması lazım gidiş. Burası çıkış abim. Şey bile oluyor sana artık. Yaz da yaz diyecek şimdi Hasan abi bundan sonra. Artık ekle de ekle diyecek olmuş. Evet, ekle de ekle bak. Mesela Hasan abi giriş Rahman, çıkış Rahim, alta Vedud, üstte de Hakim. O da tam oluyor. Kemal. İnsana kemal diyor ya. Kemalattır. Kemalata insan deniliyor. O zaman şöyle yaz da yaz diyelim. Yaz da yaz diyelim.
Yani şu anda fıtri söylediğim. Sen dediğini unutarak. Ama biraz şeylik olmuş şimdi. Ayet gelmeden önce ayeti söylemek. Yaz da. Şimdi insana Hakim ve Vedud yazın bari. Dedi sana. Rahman Rahim adı Hakim ve Vedud. Evet, dedim ama Vedud da olacak. Aşağı Vedud da sana bir yukarıya şey yapayım. Şuraya, şuraya. Vedud. Nurani kalp ve Selim akılları sahibi yani. Yukarı. Hakim. Ha yukarıya. Aşağıya Vedud. Öyle diyor yani. Evet evet. Çok güzel. Ondan sonra şey. Vedud. Tam kapıya bağlı insan yedi. Ve Vedud. Evvel Hakim. Şey var. Evvel ahir zahir batındır. Şimdi bu noktayı koymasan hakim olur mu? Şey takke. Peki ne diyecektim? Hakim Vedud, Rahman ve Rahim. Bu insanı berza. Önce insan insanlık mertebesine çıkarttı. Evet. İnsanın insanlık makamına çıktı. Mevcudat manevi bir oldu. Gidiyor. Bunu mesela fani mevcudat insanda sonlanıyor, sonrası yok. Bu makinesinde insan hayat makinesinde bakiye gidiyor. Bu insan nerede nasıl bir şey? Vay be. İşte demiş. Peki aferin şimdi Osman'da. Şey okuyalım. Son bir şeyimiz okuyalım. Osman'da güzel bir şey okuyalım. Uğraştık, kızdırdık. Kızdırdık adam. Doktor şey vermişti. Fikri iltizam, fiili iltizam. Tarihe geçti. Evet o. Üç şahsiyet ortalama bulunmuştu. Ondan sonra Gafur'un burada çok güzel oldu. Şeyinkisini sayamayız zaten. Yani bu mevcut mevzusu şey oldu yani. Yani çok güzel. Ben bugün yeni öğrendim. Yani. Evet. Çok ilginç. Ve çok acayip. Şuur iman diyor değil mi? Peki, Büyük Mesnevi Nuriye. Yok, tövbe. Büyük işaret icaz. 253. Ulan Büyük Mesnevi Nuriye vardı, bir de Büyük işaret icaz çıktı. Büyük işaret icaz 63 okuyorum ve kesiyoruz, tamam mı? Sayfa kaç abi sayfa? 253. Buldunuz mu abiler? Okuyorum abi. Abi 253 yok. Defter 253. Defter. 253 yok mu? Defter. Bu Adem'i oldu. Defter. Adem. Var ama sayfa boş. hemen göndersem olur mu? Yok. Yok dinliyorum. Yani çekerim tamam. Ama biraz. Uzun olur. Tamam ben çekerim uzun olur. Ama baksanız iyi olur. Işte sen bir çek hemen Dimag grubuna. Tamam. Hemen yani resim olarak. Yani. Resim olarak. At bunu. Bir daha koyayım. Bakayım arkana. Attın mı abi? Var mı? Yani. He bunu da at. Sen şöyle işaretlemişsin. Tamam bunu da at ki. Hemen Dima grubuna at hepiniz telefonunuzu açın. Yok biz ayrıyı kudret abi. Yapalım sana. Ben okuyayım bu arada siz o iş yaparken. Onlar ki vehim hevaları akıl ve vicdanlarına galebe etmesi sebebiyle tariki hattan saptılar ve Nasara safsataları gibi batıl itikatlarla nifakın içine düştüler. Dima grubundan indirin bu resmi. Bir daha okuyorum. Onlar ki vehm hevaları, vehm hevaları, hevadan çıkar veya vehm, hevadan heva da vehim çıkar olabilir. Akıl ve vicdanlarına galip etmesi sebebiyle ne? Vehim. Hevaları, akıl ve vicdanına galip etmesiyle ne çıkıyorlar, ne çıktı daha? Tarikattan saptılar ve Nasara safsataları gibi batıl itikatlarla nifakın içine düştüler. Vehmü hevaları, aklı ve vicdanlarına galip etmesi sebebiyle tarikattan saptılar. Şekli gördünüz mü? Gördünüz mü? Heva, hava değil mi? Heva, hava. Heva, hava. Heva bir de şey olsun. Adem'in hevasını havası kandırdı. Adem Aleyhisselam'ın hevasını Hava validemiz aktif etti. Demek insanın aklı ve vicdanı vehim ve hevaları bloke etmedikçe itikatları bozulup nifaka giremezler. Çok önemli.
Nifakın sebebi itikatların bozulmasındandır. Bak. Nifakın sebebi, münafıklığın sebebi bir okuyorum da vehim hevalarını aktif etti. Vehim. Bak görüyor musun abi? Vehim hevalarını aktif etti. Hevalar da tarik aklını çıkarttı ve daha ileri giderek nifaklığa intikal etti. Hulasa söylüyorum. Nifakın sebebi yazmama gerek var mı? İtikadın bozulmasındandır. İtikadın bozulması ise itikad nasıl bozulur? Bunu yazacağım şurayı. Hevaları. Vehimleri ve hevaları, akıl ve vicdanlarını darebe çalmalarından. Bu çok önemli. Evet, çok biri önemli. Biri vicdanı, biri aklı mı bakıyor? Öyle gözüküyor. Yani bakacağım da bir şey yapayım. İnşallah geniş bir yerimiz Zeytinburnu'nda olur da böyle tak tak yapmayız, öteki tahtayı da getirirdik. Tamam dolu. İnşallah. O şeyimiz olsun da. Silmek istemiyorum ama şurayı sileyim. Şurayı sileceğim. Çünkü sizden sonra bu dersi bir daha anlatıyorum. Başka birilerine. Onların da yetişmesini istiyorum. Bir kişi yetiştirirsen tamam, o çekirdektir. Ona da gayret ediyorum. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam daha evlenmediği halde 9-11 yaşındayken Ayşe validemizi nikahlamış. Ve ilk Bakire hanım o. Yani dolayısıyla kadın fıkhı ta başından beri onu yetiştirerek fıkhı oradan geliyor. Onların ekseriyeti mutlakası. Öyle yetişince kadınlara şey yapıyorsun. Bu dersleri de böyle biz birisine yapıyoruz ki ta ki o sahada da haritalı ders olsun diye. Şimdi bu çok önemli, bu çok acayip. İtikadın bozulması ise bak, İtikadın bozulması ise ne yazmışız? Eve gidin, onu nice anlatın? Eve gidin, anlatın. Bunları tahtanız yoksa defterinize anlatın. Böyle kabiliyetli olan vardır. Hemşireniz olur, kızınız olur, eşiniz olur. Onu anlatmak hiç istedim ben size. Sizde kalmasın, bakarsınız bir tanesi çıkar. Var mısın? Yani, gafura bak, sizde bir şey var mı? Buyur, ciddi ciddi söylüyorum. Var mı öyle bir şey? Sizde var mı? Sizde yok. Öyle bir yok abi, gerçekten. Mehmet'le var olduğunu biliyorum. Gafırınkısı da var. Gayet var tabi. Hangisi abi? Gelecekteki. Gelecekteki. Sen kediye anlat. Kediye sanırı. Vehimleri ben ciddi ciddi söylüyorum. Olay yani cins hakikaten ya. Şimdi var mı? Hevaların. Niye isterler? Ama duyarlarsa görürsün onu. Evet. O kadar emin değilim. Şey o kadar rahatım ki o kadar. Nasıl olsa. İmam derslerini dinlerse çünkü. Oynadık. Evet. Hakikaten. Ben yanmaya razıyım. Yeter gidilmesin. Yeter gidilmesin de. Dayağı razıyım. Akıl ve vicdanlarına. Ve. Larına. O kadar mühim ki ya. Galebe çalmalarından. Şimdi itikat niye bozuluyormuş? Ne acayip bir şey ya. O vehimleri ve hevaları, vehimleri ve hevaları akıl ve vicdanlarına galebe çalmalarından oluyor. Ne oluyor bu?
akıl öyle. İtikatları bozuyormuş. Peki bize ne bakıyor? Beyim neredeydi? Beyim tasavvurda. Ha, bu öteki sayfadaydı. Tasavvurda. Heva. Neyse vicdana bakıyor. Heva ne? Heva biraz şey yapmıştık. O nefiste kendisiydi. Vicdan gibi duruyor abi o zaman böyle olursa. Heva abi böyle olursa vicdanla gibi diyeceğiz ama şeydeydi o kelime oluşmasında aradaki sistem gibi. Ha, sistem. Yani, sistem değil de heva olabilir abi. Demiştik. Kabul. Heva'ya şey olanlar buharlaşıyor. Buharlaşıyor. Şimdi akıl ve vicdanlarına galebe ediyor. Vehim akla heva da vicdanı bloke ediyor. Galebe çalıyor. Çünkü vehim aklı heva vicdanı aşağıya. Evet. Yani bu sefer itikadı bozuluyor. Biraz önce öteki sayfada itikadı düzelten enaniyeti terk edip bizzat nefsi hiç olduğunu mucid hakiki aynayı tecellisini gördüğü vakit itikadı kaliteli oluyor. Sonra Allah ona bütün mevcudatı ve vücudu kazandırıyor. İman. Burada da bozulmasını neyle bozar? İtikatlar nasıl bozuluyor? Vehim ve hevaları. Vehim aklı, heva da vicdanlara galebe çalarsa itikatlar bozuk oluyor. Nifak oluyor ondan. Münafık o çıkıyor. Çünkü münafığın üç sıfatı vardı. Hatırladınız mı? Risale'deki şeyi. Yani Risale'de şöyle geçer. Vicdansızdır, kapsızdır, bütün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhindedir. Devam ediyorum. Hani bazen buna dilir. O görüyor musunuz abi geldi değil mi resim? Yani iyi oldu değil mi? 704 sözde. Şey abi, çok enteresan gelmedi mi? Özür dilerim. Hani vehim aklı bozuyor ya. Yani ademe atması için sanki varı yok göstermesi lazım. Varı yok gösteren de sanki vesvesedir değil mi? Ne kadar? Hayır. Ha şöyle. Vehmin özelliği yoku var eden fikirlerdir. Fikirler noktasına bozukluk geliyorsa adın gibi koy. Bu vehimdir. Eylem. İmanın var, abdestin var, gusül abdestin var. Eylemi eylemsiz gösterirse bu vesvesedir. Vesvesedir. Yani eyleme musallattır vesvese. Fikre musallattır vehim. Tamam. Yani münafık dediğiniz sonunu çok en dip yere bağladığınız evet. için biraz üzerinde durdum. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Evet. Yani vehimdeki bozukluk Hasan abi münafıklığa kadar götürecek yani yoku var göstermek hani varı yok göstermek sanki münafıklığa götürür gibi düşündüm bir anda. Yani. Nifakın sebebi. Şuraya yazayım. İman yok ama varmış diyeyim de. Vesvese var yok. İman yok da varmış gibi davranıyor. Küfür yok ama yani küfür varmış gibi. İman yok. Varmış gibi davranıyor. Yoku var ediyor işte. Ha, yoku var ediyor. Öyle diyorsun. Evet, yok doğru, ama varmış gibi. Varmış gibi. Varmış kaldı. 704 sözler. Hakikati kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına hakikattır zanneder kafasına geçirir. İşte bunun sebebi itikadı bozuk olduğundan oluyor. Yani bunu çok soruyorlar cemaatli arkadaşlarımız. Hakikati kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına. Ondan sonra hakikattir zanneder, kafasına geçirir. Niye böyle, bunun ne suçu var? Çünkü şu, itikat doğruysa, edilir şeriyeden besleniyorsa, buna düşmüyor. Çünkü itikat diman son mertebesiydi. Cüz-i ihtiyar, iltizam var ya, fiili iltizam. Orada olan bir sistemdi. İşte bunun sebebi itikadı bozuk olduğundan oluyor. Muptil, ne demek? Hakkı batıl gören, gerçeği ve doğruyu yanlış ve eğri gören, iptal eden, geçersiz duruma getiren şeydir. Ha muptil diyor, batılı hak nazarıyla alır. Yani ne demek? Yani temelinde itikadı bozuk,
Bunun bozukluğu da vehmi ve hevaları akıllarına ve vicdanına galebe çaldığındandır. Mesela Hakk'ı ararken batıl niye eline geçiyor? Niye Allah mesul ediyor? Adamın ihtiyarı yok ki. Değil mi Osman? Yani ne suçu var? Temel de şu. Hakk'ı kazarken ihtiyar olmadan dalar başına düşür. Hakikat zannedip kafasını almasının sebebi itikat hop alma bırak onu ya dememesindendir. Doğru kaynakta mısın? Niye alıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Olur mu ya? Ya yanlıştır, batıldır, günahtır, haktır ya. Haramdır, ayıptır ya. Meyillerim var mı? Mesela diyorum aynı şey, şöyle diyeyim. Ya ayıptır ya. Hanım ayıptır. Uygulayayım. Ya ne ayıbı ya? İtikadı bozuk olanlar ayıp mayıp hududu. Eskide mesela itikattan o kadar sağlam beslenmişti ki. Yani kadının sesi, çamaşırı vesaire. Yani mahrem, namahrem hassastı. Şimdi ya olur mu yani demelerinin sebebi, kale almamalarının, mesela haramlık selamlığı ciddi almamaların sebebi itikadın zayıflığındandır. Gıybetin normal görülmesi. Tabii tabii. Yani mesela bak bir daha okuyayım. İtikadı bozuk. Tamam bunu koyuyorum cümle başına, cümle okuyorum. Hakikati kazarken ihtiyarı olmadan dalal düşer başına. İhtiyar olmadan. Niye? İltizamdaki ihtiyar devre dışı olmuş. Dalal başına düşünce onu hayır ne yapıyorsun ya alma ya olur mu ya diyecek kimse yok. Rehbersiz değil. Evet. Çünkü bu itikadı bozukluğundan ihtiyar devre dışı bırakıyor. İtikad bozuk olunca ihtiyar devre dışı oluyor. O zaman hakikati kazarken dalal düşer başına o da hakikat zanneder, kafasına geçirir. Tasdikteki iltizamı şey mi, küfre mi taraftar? Taraftar. Tasdikteki iltizam fikri iltizamdır, taraftar. Yani temelde itikadı bozuk, bunun bozukluğu da itikadı bozuk olunca vehmi ve hevaları akıllarına ve vicdanlarına galebe çaldığındandır. Büyük işaret icazı 167 okuyorum. Şey yani buna durmadım fazla. Hani ilginçtir. Tamam mı? Önceki, biraz önceki, yani hemen öncekinizde itikadı düzelten, güçlendiren, şuurlu itikat yapan sebebi okuduk. Enaniyetini bırakıp bütün hepsi hiç olduğunu, mucid hakikiye aynı tecellisi olduğunu gördüğü vakit, bu adam şuurlu, kaliteli, tahkiki bir itikat sahibi oluyordu. Bu itikadı bozuk demek acaba yani dimağın yapısı bozuk kastediliyor değil mi? Daha bütünlüğü kastediliyor. Bütünlüğünde sorun var. Mesela itikat hepsinden besleniyordu ya. Aha. Mesela diyelim ki itikat dimağın son mertebesi. Taahhül ve tasarruf serbest bölgede adam fazla malzeme atmış şeytan. Taakkulu meyletmiş batıla. Tasdik adam gitmiş وَلَا تَرْكَنُ لَلَّذِينَ زَلَمُ فَتَمَسَكُمُنَّا kafire küfre gidip oy veriyor. Taraftan onun yanında oluyor. Yani bana zararlı olmaz bu oydur diyor bak. Konuşsa ne olacak ya bir oyla bir itikat mı bozulur diyor ya. Oy değildir itikatlara o ki kağıt değildir. Parti değildir. Zihniyetinin dışa vuruşunu yapıyorsun. Çünkü Allah benim dostumu düşman da dost edinme diyor. Ne oldu bu? Bu iltizamı bozuldu. İman insandı. İslamiyet iltizamdı. Çünkü burada cümlede kafasına geçirir demek aslında dimağını oluşturur. Oluşturur. Çünkü niye? İtikat hepsinden besleniyordu. Tek bir şeyden beslenmez ki. İltizamdan beslenmiyor ki. Bütünsellikten besleniyor. İtikadı bozuk olursa cüz-i ihtiyarı devre dışı oluyor. O zaman hakkı kazarken hakkı batıl eline, dalal eline geçiyor. Pat diye alıyor. Nasıl alıyorsun ya? Televizyon verdiği şeyi nasıl hemen lap diye oyuna geliyorsun? Mesela bazı insanlar bazı liderleri sever. Çünkü onların zihniyeti o tiptendir. O adamı sevmiyor. Onun istediği zihniyet, hayat, onun ortaya koyduğu hayat olduğu için onu sever. Mesela bazı kişiler, bazı şarkıcıları onu sever. Çünkü en iyi onu ifade ediyor. Sesi ve kelamı güzelliğinde değil, kendini en iyi ifade eden veya en iyi, en yakın kimdir bu? O onu seviyor. O zaman şarkıyı en çok şöyle de bulabilirsin. Mesela kız alırken, kız verirken hangi şarkıları, türküleri seyrediyor veya dinliyor, hangi filmleri o tipten birisidir. Hem mesela farz namazını kılmayan, vazife-i ubudiyeti
yerine getirmeyen bir adam küçük bir amirinden ilahiye devam ediyor. Tamam. Yani şey sahipleniyor onu. Evet. Büyük işaret icaz 167. Nokta 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 onların sözleri itikatlı olan fiillerinden gelen bir söz değildir. Görüyor musun? Onların sözleri itikatlı olan fiillerinden gelen bir söz değildir. Yani yaşayan bir insanın çıkan sözü ayrı, yaşamayan bir insanın ağzından çıkan sözü ayrıdır, değildir. Belki de o sözü kalpleriyle değil, sadece ağızlarıyla konuşuyorlar. Bundan ne anladık? Fiile dökülmüş olanlar, dökülmüş olanlar kişilerin itikatlarını gösteriyorlar. Yani fiile dökülmüş, fiil, söz değil. Yani söz onun itikadını ifade edebilir ama itikadını gösteren fiildir. Şapka mesela nasıl küfür alameti olur? Evet, şapka mesela, değil mi? Mesela yalnız köle ve esir olmamakla hariç bir insan dört tane, bunu yazmam lazım. Mesela niyeti amelinde hayırlıdır. Şimdi öğle namazı okundu. Niyetimiz kılmaktır. Kılarsak basitleşir. Çünkü niyet edersek daha kıymetli. Niyet, tabii daha iyi. Niyeti amelinde hayırlı. O zaman hayırsız bir duruma niye getireceksin? Kılmayalım. Haşa. O zaman niye böyle denmiş? O niyet. Kölesiniz. Çocuksunuz. Kolunuz kesiktir. O zaman bir insanın mesul olabileceği dört tane İslam hukukunda ümde var. Şart var. Mesuliyetini gösteren. İktidar, ihtiyar, salayet, mesuliyeti nispetinde. İktidarı var mı? Mesela diyelim ki hacca gitmeye, ekonomik olarak tamam ama yol güvenliği ve sağlığı var mı iktidarı? Kolu kesik, kolu yıkamak abdestinden düşmüştür. Çocuktur, ondan sonra köledir, tamam mı? Veya bir yerde hapsedilmiştir, tamam mı? Oruç tutamaz, şey yapamaz, abdest alamaz vesaire. Demek ki insanı bu dört sahada mesela iktidar, ihtiyar, salayiyet, mesuliyeti dışında olan fiil veya sözlerde kişinin niyetine bakılır. Şu anda öğlen kılabilecek iktidarımız yok mu? İhtiyarımız yok mu? Salayiyetimiz yok mu? Yani biz bu deli miyiz? Salayiyet. Varsa o zaman kılacağız. Yani bunu yapamayacak durumdaysak bu geçiyor. Dolayısıyla insanın itikadını gösteren sözleri değildir. Sözleri gösterebilir ama değildir temelde. Eylemleridir, hayatlarıdır. Sözleri değildir. Belki de o sözü kalpleriyle değil, sadece ağızlarıyla konuşuyorlar. Ben nereden çıkarttım? Kalp nedir? Fiiliyatımızın ana trafo merkezidir. Çünkü fiiliyatlarımızın nereden çıkıyor? Kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. 77-75 Camiye. Yani kalbin ve hissin, vicdan ve kalbin temayülatından, meyillerinden fiiller çıkar. O zaman fiil varsa tamamdır bu. Yani, fiile dökülmüş olanlar kişilerin itikatlarını gösteriyorlar. Yalnız köle ve esir olmamakla, öteki sayfaya geç, yani kendi ihtiyarlarıyla ne yapıyorlarsa onların itikatlarını gösterir. Peki ben size kendinizi sorgulamak adına, kendiniz kendinize bir ayna olma adına bir tane yapayım. Evde hiç kimse yok. Oteldesiniz ve evdesiniz. Televizyon hangi kanalını açıyorsanız ve namazı vaktini kılıyorsanız, namazı aiste mi, böyle acele mi kılıyorsunuz, o sizin itikat göstergenizi görebilirsiniz. Kendiniz kendinizden. Bu itikatlarla kalıdır. Yani, tamam mı? İmanla değil. Burada bakayım daha itikatla alakalı yok. Salavete geldik. Bir saat 10 dakika. Şu bitti mi abi, o 250'ye kadar olan kısımda tamam mı? 250'ye kadar şöyle bir bakayım. Aklımız yer yok. Orada okumayanlar sanki. He? Ben bir bakayım çabuk hep beraber. İtikad ne, kaçıncı sayfadan başlıyordu? Mesela bir geçenler de kaldı. Hemen. Mesela Nur geçen sefer 243'te kaldı. Tamam, 200 sayfadan başlıyor. Okundu. Hepsini çizmişim. Böyle karıştırmayalım. Okunanlara
Ve böylelikle sayfayı çeviriyoruz. Ondan sonra çevir, 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 okundu. En azından 16 tane itikat dersi oldu. Lakal en az 3,5-3 saatte çarp. Geçen hafta kaç saat konuşmuş biliyor musun? 4 saat. Geçen hafta en son soruyu soran Osman, soruya cevap verdim, telefona bastım, 5 saat 19 dakika geçti. Bu yemeklerde, işte çay ve meyvede, orada da bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla konuştuğumuz miktar 5 saat 19 dakika, 5 saat 19 dakika. Onda Allah'ın kahvaltı yoktur. Şimdi geçti daha fazla. Evet, hiçbir şey yoktu. Kahvaltı dahil değildi yani bunda. Değildi, evet. Değil mi? Yok. Kahvaltı hariç, onda başladık. Tabii. Onda kahvaltı yok. Bir saatte temiz kahvaltı var yani. Yok, kahvaltıyla alakası yok o. Yok, yani ilave ederse kahvaltıda da bazen... O zaman o kahvaltıda da aynı şeyi konuşursak, 1 saat ona kadar 6 saat. 6 saat ama yayına giren itikat kaç? 16. 4 saat. 4 saat 7 dakika. 14. Aslında bu 7 saattir. 6-7 saat. 6 saat. 6 saat ama 4 dakika 4 saat devreye girdi. Yani dolayısıyla 17 tane ders, itikat dersi en az 3,5 saat ortalama alırsan bu kadar. Allah nasip eder sağ olursak Bodrum'da yapmıyoruz. Tamam, Bodrum'da herhalde kabuk açsam veya vücuttan biraz bakarım. Olur, ondan sonra Bodrum'daki nüfusu kampımızda salavet yapacağız. İstanbul'a geldiğimiz zaman salaveti bitirdikten sonra geçeceğiz. Tahallülü geçeceğiz. Tahallülü ben bitiremedim yani ama şu anda yaklaşık olarak 50 sayfa geçti. Sayayım ben size. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 20, 24, 25, 25, 26, 28, 30, 31 sayfa. Hulasa yaptınız mı hiç? Yok daha. Daha tahayyül, hayal okumadık daha. Ha bizi atarsanız biz bakalım yani. Tamam, onu da çekin de siz. Ne şey yaparsanız. Tamam, siz çekersiniz şimdi Fatiha'dan sonra. Fatiha'yı çekiyoruz. Bâhır davâhum elhamdülillâhi rabbil âlemîn el-Fatiha.